Selamünaleyküm dostlar. Müslüman Mafya isimli hikayemizin 7. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Kelimeler bir çuvala doldurulmuş ve bir uçurumdan aşağı atılmış gibiydi. Kelimeler bir çarmıhta gerilmişçesine acı çekiyordu. Kelimeler bir neşter tarafından un ufak olmuş gibiydi. Ses telleri körelmiş bir makasla kesilmiş, dudakları sımsıkı kapalıydı. Nefesinin ezgisine katılarak acı bir nameyle atıyordu kalbi. Zaman bedeni üzerine devrilmiş, geçen saatlerin altında can çekişiyordu. Tavana asılmış gözlerinin perdesi açıldığında kalbinde pompalanan kan pıhtılaşarak damarlarına tıkadı. Güçlü kolları Mahru'nun şefkatle yorulmuş bedenini sıkıca kancalamaktaydı. Perdenin açılmasıyla siyah saçları birbiriyle kavga halinde yüzünü küçük dizlerine gizlemiş bir çocuk sahnenin ortasında belirdi. Sahnenin boşluğunda yankılanan hışkırıklarıyla sarsılan omuzları küçük çocuğun bedenindeki yaşadığı en acı depremdi. Güneş hiçbir zaman ağlamaz dediği sesi boş kuyuda yankılanıyormuş gibi çıkmıştı. Mahru yaşlı gözlerle ellerini kuzguni saçlarında arayışına devam eden adama baktı. Karnı üzerine yuva yapan başı pencereye dönüktü. Kulaklarında tekrarlanan cümlelerle gözleri doldu. Onu öldürdüm baba, annemi sen öldürdün. Anne, uzun zamandır okşanmadı saçlarım. Gözünden akan yaş şakağına doğru süzülerek saçlarının arasında son buldu. Eğer kuyuya atılan küçük bir çocuk görmüşse ağlar. Sesi oldukça kısıktı Mahru'nun. Boğazına bir hıçkırık daha takılmıştı. Dudaklarını birbirine sıkıca bastırarak hıçkırığının önünü tıkadı. Kuyunun içine ne zaman düştüğünü biliyorum dediğinde bedeni tereddütle kısıldı. Ağzından çıkanları engel olamamıştı. Akif Baran'ın kendisini anlatmasını istiyordu. Eğer anlatırsa biraz da olsa rahatlayacağını düşünüyordu. Belki yine kırılacaktı. Bunu yaşayıp görecekti. Ancak içinden bir ses onun kendisine ihtiyacı olduğunu fısıldıyordu. Akif Baran'ın dingin bir deniz gibiyken Mahru'nun sözleriyle gerildi. Neyi biliyordu? Kahretsin, sayıklamış mıydı yoksa? Kabus görmeye alışkındı ancak kimse bu hallerine şahit olmamıştı daha önce. Böylesine kabuğu çatlamış, böylesine duvarları yıkılmış, böylesine sevgiye ve şefkate muhtaç. Bunu yapamazdı. Bunca el idare etmişken şimdi gardını indiremezdi. Kollarını gevşettiğinde Mahru saçlarındaki ellerini çekmek zorunda kaldı. Akif Baran toparlandığında yatakta oturur vaziyete geldi. Ellerini nemli saçlarının arasından geçirdiğinde tüm kasları yay gibi gerilmişti. Annem öldüğünde henüz 6 yaşındaydım. Boğazındaki dikenlerin ardında derin yaralar bıraktığında yutkunmuştu. Sessizlik yükseklerden düşüp un ufak olduğunda tekrar konuşmak için dudaklarını araladı. Kardeşim ilk nefesini aldığında annem son nefesini veriyordu. Annemin gözleri öyle cansız bakıyordu ki kardeşimin doğmasına sevinesim gelmemişti bile. Boğazına takılan iri yumruğu sertçe yutkunarak geriye tekledi. O yumruğu o kadar inatçıydı ki kaydığı yerden tekrar eski yerine geldi. Nefes borusuna dolan oksijen geçtiği yerleri alevlendirerek ciğerlerine ulaştı. Kardeşim ilk ağlamaya başladığında annemin gözlerinde son bir kez gözyaşı düştü. Annem gözlerini kapattığında kardeşim henüz dünyayı göremeyen küçük bir bebekti. Gözlerinin önünde biriken şeffaf taneler şakaklarına süzülerek saçlarına karıştı. Annemin yüzüne kapatılan beyaz çarşaf kanlar içindeyken kardeşim kanlar içinde beyaz bir kundağa sarılmıştı. Dudakları susuz kalmış bir toprak misali çatlamıştı bunları söylerken. Amacı onun da kendisinin yaptığı gibi acısını kelimelere dökmesini sağlamaktı. Akif Baran duvarlarına atılan sert darbelerle yıkılacağını sezdiğinde zifiri gözleri dalgalanmaya başladı. Alnının ortasında açılan çukura iri bir ter damlası süzüldü. Bunları sana acımam için mi anlatıyorsun dediğinde kör bir makasla tüm duyguları kesilmiş gibiydi sesi. Mahru gözlerini tavandan ayırmadığında dudağı acıyla yukarı kıvrıldı.
Böyle düşünüyor olamazdı. Kara gözlerindeki o gözü yaşlı çocuğu görmese buna inanabilirdi. Ancak görmüştü. O çocuk geçmişin prangaları ardında yitip gitmiş gibi görünse de oradaydı. Neden böyle söylediğini biliyorum. Acılarını, zayıflıklarını kimsenin görmesini istemiyorsun. Kırılmaz sandığımız kabuklar zamanla çürümeye başlar Akif Barın. Senin de çürümeye başladığını görebiliyorum. Akif Barın içinde kaynayan öfkesini bastırmaya çalıştı. Kime, neyeydi bu öfkesi? Mahru'nun haklı olması mıydı? Başını mekanik bir hareketle iki yana salladı. Saçmalıklarım beynimi ağrıtmaktan başka hiçbir alta yaramıyor. Kes şunu diyerek uyardı Mahru'yu. Mahru ağzından kaçan kıkırtıyı engel olamadı. Bu söyledikleri oldukça komiğine gitmişti. Korkuyorsun dediğinde bir kez daha kıkırdadı. Akif Barın omzunun üzerinden ona bakarken oldukça şaşkındı. İlk kez Mahru'nun güldüğüne şahit oluyordu. Güneşleri kısılmış, dudakları zarifçe yukarı kıvrılmıştı. Bu görüntü kısa bir an nefesinin kesilmesine neden olmuştu. Bu oldukça komik yani. Senin gibi bir adamın hiçbir şeyden korkmadığına inanırdım. Görüyorum ki senin de korktuğun bir şeyler varmış dedi Mahru kıkırtılarına son verdiğinde. Damarına basmak kendisi için tehlike arz etse de bu gece onun konuşmasını sağlayacaktı. Onun böylesine gizemli oluşu açıkça itiraf etmesi gerekirse kendini ürkütüyordu. Bu yüzden hem acılarına ortak olacak hem de onunla ilgili bir şeyler öğrenebilecekti. Akif Bar'ın duyduklarıyla sabrının taştığını hissetti. Ani bir hareketle ona döndü ve kollarından destek alarak Mahru'nun üzerine eğildiğinde Mahru'nun gözleri fer görmüş tavşan gibi açılmıştı. Kalbi korkuyla sarsıldığında ellerini onun göğsüne yaslayarak kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. ''Ne yapıyorsun be?'' dedi panikle. Akif Bar'ın abajurun ışığı sayesinde parlayan gözlerini kısarak Mahru'ya tehditkar bir bakış attı. Onun korkudan titreyen bedeni keyfini yerine getirmişti ancak kendisinden korktuğu için titrediğini düşünmesiyle yüzü mermer gibi sertleşti. ''Neyden korkuyormuşum ben?'' dediğinde başını sol omzuna doğru eğmişti. Sesi fazlasıyla sertti. Mahru korkusunu bir kenara bırakmaya çalışarak burnunu havaya dikti. Bu gece o kuyunun içine girecek ve o çocuğa tüm şefkatini verecekti. Buna Akif Baran hiçbir şekilde engel olamayacaktı. ''Yalan mı? Korkuyorsun işte. Ardına sığındığın o duvar yıkılmak üzere değil mi?'' Sarı göz bebekleri sarı ışıkla iyice açık bir renge bürünmüştü. Akif Barın onun yüzüne doğru öfkeli bir soluk bıraktı. ''Benim hiçbir şeyden korkum yok. O küçük beyninle neler kuruyorsan artık saçma sapan şeyler söylemeye başladın.'' dedi kasılan çenesiyle. ''Bu yüzden mi gerginsin? Saçma konuşmam seni geriyor. Çünkü haklıyım.'' Alaylı konuşması Akif Barın'ı iyice kızdırdı. Başını biraz daha eğdiğinde dişleri arasından kızgınlıkla soludu. ''Kes sesini, ben korkak değilim.'' Mahru'nun yüzü acıyla kasıldı. Elleri Akif Barın'ın yüzünü kavradığında yanağını çevreleyen sakalları avuç içine battı. ''Anlat Barın, anlat ki ben de yüklenebileyim acılarını. Tek başına taşımak zorunda değilsin, anlat bana.'' Akif Barın'ın yüzü kendisini sıkmaktan kızarmıştı. Gece güneşe direnmeye çalışıyordu tüm gücüyle. Alnındaki damar seyirmeye başladığında başını iki yana olumsuzca salladı. Yapamam diye bağırdığında dudakları titredi. Deri kemerin sesi kulaklarında yankılanmaya başladığında bir kez daha bağırdı. Yapamam. Mahru ellerini sıkılaştırarak Akif Barın'ı kendisine doğru çekti. Alnı neredeyse onun nemli alnına değmek üzereyken titreyen bir sesle konuştu. Yapabilirsin. Elleriyle yumuşak sakallarını okşadı nazikçe. Yapabiliriz. Zifiri gözlerden geçen görüntüler dişlerini sıkmasına neden oldu. Sığındığı kabuktan çıkmak hayli zorken yıllarca örmeye zorlandığı duvarları yıkabilir miydi? Eğer bunu yaparsa şemsine bağlanacaktı. Bunu yapamazdı. Elini Mahru'nun elinin üzerine kapatarak yüzünden çekmeye çalıştı. Mahru hayal kırıklığıyla gözlerini yumdu ancak ellerini yüzünden çekmesine izin vermedi. ''Eğer senin güneşinsem bırak seni iyileştireyim, izin ver yaralarını sarayım.'' dedi son bir kez. Gözlerine yakın kuyular yer yer çatlamış bir toprağı andırıyordu.
Akif barın zifiri gözlerini güneşlerine dikti. Eğer senin güneşimsen, güneşim, benim güneşim dedi fısıldarcasına. Göğsünün sol yanında bir karıncalanma hissetti bunları söylerken. İlk kez kendisine ait birisi vardı. Kalbi bu düşünceyle sıkıştığında kısık bir sesle inledi. Bu hissettiği neydi? Karanlığı aydınlatan güneşin döküldüğünde dudaklarından şaşırdı Mahru. Dudakları izni olmadan kıpırdamış ve bu kelamlar dökülmüştü. Kalbi şiddetli bir devinimin atışını sürdürdü. Yüzü yanmaya başladığında utanç tüm yüzüne esir almıştı. Yüzüne oldukça yakın olan adamdan gözlerini kaçırdı. Şey ben yani diyerek durumu toparlamaya çalıştığında Akif Bar'ın sözünü kesti. Uyuyalım dedi bedenini yana atarak. Mahru buruk bir iç çektikten sonra sırtını kendisine dönen adama devirdi gözlerini. Bu gece zor bir gece olmuştu ikisi için de. Bu yüzden daha fazla üstelemenin anlamı olmadığını düşünerek abajora uzandı ve odayı tekrar karanlığa gömdü. Akif Bar'ın sırtına bakmaya başladı. Ay ışığı soluk bir şekilde odayı anlatmaya devam ettiğinde onun terden sırılsıklam olmuş tişörtünü ancak fark etti. Bu şekilde üşüyebilirdi. Üzerini değiştirmelisin. Tişörtün terden sırılsıklam olmuş dedi anne edasıyla. Sesini kesecek misin artık diyerek cevap verdi Akif Bar'ın. Dudağı yukarı doğru meyletmişti ancak sesi tebessümünün aksine oldukça sert çıkmıştı. Kendisini düşünüyor olması fazlasıyla hoşuna gitse de bunu ona belli etmeye niyeti yoktu. Mahru gözlerini kısarak onun geniş sırtına bakmaya devam etti. Ardından ona arkasını dönerek tavırlı bir şekilde konuştu. Aman iyi be, üşüme diye dedik, kabahatli olduk. Gözlerini kapattığında hissettiği yanmayla yüzünü buruşturdu. Ağlamanın izlerini hala taşıyor olmalıydı gözleri. Dudaklarını büzerek uyumaya çalıştı. Ancak bu gece olanları düşündükçe uyku tutmayacağını sanıyordu. Sıkıntılı bir nefes aldığında arkasında bir hareketlenme oldu. Ensesine vuran sıcak nefeste omuzlarını yukarı doğru kaldırdı. Huylanmıştı. Uzaklaşır mısın? Rahatsız oluyorum dedi. Bedenin arkasındaki bedenden uzaklaştırarak. Fazla uzaklaşmış olmalı ki sertçe yüzüstü yere düştüğünde kısık bir sesle inledi. Canı fazlasıyla yanmıştı. Işığın açılmasıyla başını oldukça yavaş bir şekilde kendisine keyifle bakan zifiri gözlere çevirdi. Yanakları pembeye çalmaya başladığında yerden oldukça yavaş bir şekilde ayağa kalktı. Yataktan mı küçükmüş canım dedi ağzının içinde geveleyerek. Rezilliğini bir şekilde örtmeye çalışıyordu aklınca. Koşar adımlarla banyoya girdi. Kapıyı kapattığı anda sırtını kapıya yasladı. Yanaklarına oturan kanı dağıtmak için yüzünü yıkayacakken duyduğu sesle ayakları zemine çivilendi. Akif Bar'ın gür kahkahası kalbinin maratondaymışçasına atmasına neden oldu. İlk kez kahkaha attığını duyuyordu. Sesi öylesine güzeldi ki ruhundaki tüm hüzün bulutu dağılmıştı sanki. Dudakları yukarı kıvrıldığında lavaboya yaklaştı. Aynaya yansıyan aksiyle göz göze geldiğinde yanaklarının oldukça kızarık olduğunu gördü. Sarıya çalan gözleri hiç olmadığı kadar parlarken kızarıklığını koruyordu. Dudakları yukarı doğru kavislenmişti. Ellerini yanaklarına koyarak aynaya yaklaştı. Rezil oldum Allah'ım. Az önceki rezilliğini düşündükçe deve kuşu gibi kafasını gömmek istiyordu. Ellerinin altındaki yanakları biraz daha ısındığında suyu açtı ve yüzünü yıkamaya başladı. Rahatladığını hissettiğinde temiz havluyla yüzünü kuruladı. Kararsız gözlerle banyo kapısına baktığında en iyisinin Akif Bar'ın uyuduktan sonra çıkmak olduğuna karar verdi. Utancı tazeliğini korurken onunla yüz yüze gelmeye cesareti yoktu. Yaklaşık 20 dakikalık bir beklemeden sonra sıkılmaya başlamıştı. Bu kadar beklemenin yeterli olduğunu düşündü ve parmak uçlarında yürüyerek kapıya yaklaştı. Kapıyı olabildiğince yavaş açtıktan sonra aralığından başını uzattı. Odanın karanlık olmasından dolayı Akif Bar'ın uyuyup uyumadığını bilemiyordu. Bedenin arkasından gelen ışık gölgesini yere düşürürken odaya doğru bir adım attı. Sağ eliyle yandaki anahtara basarak banyonun ışığını kapattı. Oda tamamen karanlığa gömüldüğünde yine parmak uçlarında yatağa yaklaştı. Akif Bar'ınla arasına koyduğu yastığın yere düştüğünü ayağının yastığa takılmasıyla anladı. Yastığı yerden aldıktan sonra birkaç kez vurarak temizledi. Bu sırada sessiz olmaya özen gösteriyordu.
Ayın batıya doğru devrilmesiyle ay ışığı baş uçlarındaki duvara soluk, gri bir iz bırakıyordu. Yatağa çıktığında yastığı eskisi yerine Akif Baran'ın arasına koydu. Daha sonra yatakta kaykılarak uzandı. Gözlerini kapattığında bedenini uykunun ellerine bıraktı. Genç adam gözlerini açarak tavanın belli belirsiz görüntüsüne bakmaya devam etti. Biraz önce olanları düşündükçe huzursuz oluyordu. İlk kez bir kadına sarılıyor, ilk kez bir kadını öpüyor ve ilk kez bir kadın ona kahkaha attırıyordu. Yıkılmaz sandığı duvarlar kırılıyor muydu yoksa? Gözlerini sıkıca yumdu bu düşünceyle. Yıkılmaması için elinden geleni yapacaktı. Ne kendisi Mahru'ya ne de Mahru kendisine bağlanmamalıydı. Aksi takdirde ikisi için de hiç iyi olmayacak. Göz kapaklarını tembel bir edayla kaldırdı ve zifiri gözlerini öylesine bir yere sabitledi. Ciğerlerine dolan lavanta kokusu bedenini rahatlatırken başını yanındaki varlığa çevirdi. Gecenin bağrından kayan tüm yıldızlar onun saçına tutunmuş gibiydi. Elini onun saçlarına uzattığında içinde engel olamadığı dokunma duygusu hakimdi. Parmak uçları saçlarına değdiğinde saçlarının bir kısmını elinin iç kısmına hapsettikten sonra burnuna yaklaştırdı. Derin bir nefes alarak lavanta kokusunu ciğerlerine depo etti. Kokun lavanta bahçesindeymişim gibi hissettiriyor Şems, dedi mırıltıyla. Lavantaların arasında gözlerini yumdu ve tekrar uyumayı umdu. Kabuslarının zehir etmeyeceği bir uyku çekmek istiyordu. Zira bedeni bir haftadır oldukça yorulmuştu. Sonrasında sabah olduğunda Akif Baran erkenden odadan ayrıldı. Aşağıya indiğinde lobide oturan kardeşini gördü ve yanına gittiğinde Peyker hanımlar yanlarına gelene kadar sohbet ettiler. Onlar geldiğinde hep birlikte restorana geçtiler ve kahvaltı yapmaya başladılar. Erzurum'un meşhur yemeklerini oldukça beğenmişlerdi. Bu sırada nerelere gezebileceklerini konuşuyorlardı. Akif Baran sessizliğini korumuş ve ifadesiz bir şekilde yemeğini yiyordu. Sohbete katılmayan sadece Akif Baran değildi. Mehpare de sessizliğini korumuştu. Bu Erzurum gezisi onun için hiç iyi olmamıştı. Akif Baran'la aynı ortamda bulunmak onu huzursuz ediyordu. Bir de zaman zaman üzerinde hissettiği bakışlar huzursuzluğunu ikiye katlıyordu. Gözlerini tabağından ayırarak ablasına baktı. Ablası yan gözlerle yanındaki adama Akif Baran'a bakıyordu. Bu görüntü dişlerini sıkmasına neden oldu. Ablasının yüzünü aykırmak istedi bildiklerini. Lakin ablasının üzülecek olması nedeniyle bildiklerini yutmak zorunda kaldı. Ancak bu görüntüye daha fazla dayanamamış olacak ki elindeki çatalı sertçe tabağa bıraktı. Masadaki tüm gözler ona döndüğünde boğazını temizleyerek konuştu. Ben doydum. Size afiyet olsun dedi donuk bir sesle. Gözleri yanmaya başladığında kendisini tuttu. Elinin kolunun bağlı olması içindeki yanardağı uyandırıyordu. Dizlerinin arkasıyla sandalyeyi iterek ayağa kalktı. Ablasının gözlerini üzerinde hissetse de onunla göz göze gelmemeye çalıştı. ''Nereye gidiyorsun canicim?'' diye sordu Mahru. Gözleri endişeyle kardeşinin üzerinde geziniyordu. Yüzü oldukça solgundu bu sabah. Kahvaltıya inerken iyi olup olmadığını sormuştu ancak kardeş yorgun olduğunu söyleyerek geçiştirmişti. ''Lavaboya gideceğim abla. Ellerimi yıkamam gerekiyor.'' Ablasının cevabını beklemeden lavabonun olduğu yöne doğru yürümeye başladı. Mahru bu tavrına karşılık kaşlarını çattı. Kardeşinin yorgun olmaktan çok başka bir derdi varmış gibi görünüyordu. Peşinden gitmek için ayaklanacağı sırada kolunda hissettiği elle durduruldu. Otur yerine, gelir şimdi. Keskin sesi Mahru'nun geri oturmasını sağlamıştı. Mehpare'nin neden böyle bir tavır takındığını tahmin edebiliyordu. Öğrendiği şeyin kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu biliyordu. Yine de ablası için susuyor olmalıydı. Ona gerçekleri anlatmanın zamanı gelmişti belki de. Aksi takdirde iyi olmayan psikolojisinin daha da kötüye gitmesi muhtemeldi. O gün her şey tazeyken anlatmasıydı doğru olan. Fakat geçiştirmeyi uygun görmüştü. Görünen o ki geçiştirmekle hata yapmıştı. Zira genç kız hiç de iyi görünmüyordu. Amacı onlara zarar vermek değildi kesinlikle. Sadece en az hasarla kurtulmalıydı tüm bu olanlardan. Mehpare lavaboya girdiğinde boş olmasını fark etmesiyle tuttuğu gözyaşlarını serbest bıraktı. Gözlerinden sicimle akan yaşlarla birlikte dudaklarından kısık bir hıçkırık firar etti.
ellerini dudaklarına kapattı ancak ayaklarındaki gücün çekilmeye başladığını hissettiğinde duvardan destek alarak lavabonun önüne geldi. Aynaya bakmadan suyu açtı ve yüzünü yıkamaya çalıştı ancak gözyaşları akmaya devam etti. Ellerini lavaboya yasladığında başını eğdi ve gözyaşlarının akmasına müsaade etti. İçindeki zehri akıtması gerekiyordu bir şekilde. Kapının açılmasıyla kendisini toparlamaya çalışarak sertçe yüzünü yıkamaya başladı. Ablasının olmamasını ummaktan başka çaresi yoktu. Başını kaldırdığında genç bir bayanın olduğunu gördü ve rahat bir nefes aldı. Yüzünü kurularken genç kadınla göz göze geldiler. Genç kadın bu sırada hemen yanındaki lavaboda ellerini yıkıyordu. ''İyi misiniz?'' dedi genç kadın kaşlarını kaldırarak. Kızarmış gözlerinden ağlamış olabileceğini düşündü. ''Evet, iyiyim, teşekkür ederim.'' diyerek kullanılmış kağıt havluyu çöpe attı. Lavabodan çıkmadan önce genç kadına hitaben ''İyi günler.'' dedi. Genç kadının da aynı şekilde karşılık vermesiyle kendisini lavabodan dışarı attı. Önüne çıkan iri cüsseyle birkaç adım gerilemek zorunda kaldı. Kirpiklerinin altından baktığında Erdem olduğunu gördü. Gözlerini kaçırarak sağa yöneldi geçmek için ancak Erdem'in tekrar önüne geçmesiyle durmak zorunda kaldı. Sabırlı olmak adına derin bir nefes aldı. ''Önümden çekilir misiniz?'' dedi. Erdem ay parçasının gözlerinin kızarmış olduğunu gördüğünde göğsünü endişeyle sıktı. Küçük burnu belli belirsiz kızarmıştı. Ağlamıştı. Sabahtan beri yüzünün fazlasıyla solgun olduğunu fark etmişti. Ona neyi olduğunu soramamak öyle acıydı ki kendisi için. Üstelik onunla mesafeli konuşuyordu. Bu fazlasıyla canını yaktı. Elini yüzüne dokunmamak için uzattığında mehbarenin gerilemesiyle eli havada kaldı. Yüzünü acıyla buruşturduğunda havada kalan elini yumruk yaparak aşağı indirdi. Ağlamışsın. Soru sormamıştı. Bu sadece bir tespitti. Kaşları rahatsız olduğu için çatıldı. Onu ağlatan şey her neyse onu yok etmek için nelerini vermezdi. ''Neden ağladın?'' diye sordu bu kez. Mehpare rahatsız bir şekilde yerinde kıpırdandı. Ağladığıyla neden ilgileniyordu ki bu adam? Varlığı yeterince rahatsız ediciyken hesap soruyor gibi konuşması gerilen sinirlerini iyice su yüzüne çıkarıyordu. ''Biri bir şey mi yaptı? Konuş, ay parçası!'' diyerek sabırsızca konuştu Erdem. ''Onu rahatsız mı etmişlerdi? Bu yüzden mi ağlamıştı?'' Göğsündeki sıkışma büyüdükçe nefes alamaz oldu. Ona kimse zarar veremezdi. Mehpare bir haftadır biriktirdiği zehri kusmak için dudaklarını araladı. Sen ve o ağabeyin varken birinin bir şey yapmasına gerek var mı sanıyorsun? Ağabeyin olacak o aşağılık adam yüzünden benim babam öldü. Ama ben hala onunla birlikte oturup yemek yiyorum, gezmeye gidiyorum. Sen... Yüzünü buruşturdu. Sense tüm varlığınla beni rahatsız ediyorsun. O gözlerin her dakika üzerimde. Ne var biliyor musun? İkiniz de midemi bulandırıyorsunuz diyerek tüm zehrini akıttı. Gözlerinden akan yaşları sildiğinde hızla Erdem'in yanından geçerek Erdem'i yıkılmış bir şekilde ardında bıraktı. Erdem elini hızla yanındaki duvara geçirdi. Acısını duvardan çıkarmak istercesine vurduğunda gözlerinin önünü şeffaflık kapladı. Tüm varlığınla beni rahatsız ediyorsun. Midemi bulandırıyorsun. Zihninde yankılanan cümlelerle yumruğunu daha sert geçirdi duvara. Ellerinin üst yüzeyinde oluşan sıyrıkları umursamadı. Kalbi acıyla sancıdı. Duydukları onu tamamen alt üst etmişti. Gururu incinmişti sevdiğinin söyledikleriyle. Sevmeyecek lan, beni asla sevmeyecek diyerek bağırdı. Birkaç kişinin dikkatini çoktan çekse de umrunda değildi. Hızlı adımlarla annesine ve ağabeyine görünmeden kendisini dışarı attı. Sonrasında gün içinde Erzurum'un sembeli olan çifte minareli medreseye ardındansa Ulu Cami'ye ve diğer tarihi yerlere gezmişlerdi. Akif Barı'nın geziye katılmaması Mahru'ya üstse de gezi oldukça keyifli geçiyordu onun için. Gezdikleri her yer onu fazlasıyla büyülüyordu. Mimari yönden gelişmiş bir ülkede yaşadığı için oldukça şanslı hissediyordu kendisini. Acıktıklarını hissettiklerinde bir restorana girmişlerdi. Kadayıf dolmasını ve ayran ışını tatma şansı bulmuşlardı. Gün sonunda otele döndüklerinde odalarına çekildiler. Mehpare ablasıyla birlikte onun odasındaydı. Ancak oldukça dalgındı. Sabah Erdem'e söylediklerinin fazla ağır olduğunu düşünüyordu. Sadece onun hakkında söyledikleri için oldukça pişmandı. Onun yıkılmış görüntüsü gözünün önünden hiç gitmemişti.
Bir de geziye katılmamasıyla Peyker Hanım fazlaca üzülmüştü. Bu da kendisini oldukça suçlu hissettirmişti. Akşama kadar ablasıyla vakit geçirdiler. Akşam yemeğinden sonra birlikte sohbet etmişlerdi. Sohbet sadece Peyker Hanım ve Mahru arasında dönüp duruyordu. Eldem ve Mehpare sessiz kalmayı tercih etmişlerdi. Mehpare, Eldem gibi neşeli bir adamın böylesine sessiz ve üzgün olmasıyla ne kadar ağır konuştuğunu bir kez daha anladı. Vicdan azabı çekmeye başlamıştı. Kalp kırmanın Kabe'yi yıkmak gibi olduğunu söylemişti babası. Bir kalbi kırmıştı. Gece yarısı olduğunda herkes odalarına çekilmişti. Mahru, Akif Baran'ın kahvaltıdan sonra hiç görmemişti. Onun için endişelenmesi yersiz olabilirdi ancak buna engel olamıyordu. Nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. İşlerini hallediyor olmalıydı. Boşuna kuruntu yapıyorum diyerek kendini rahatlatmaya çalıştı. Namazını kıldıktan sonra kendisini uyumaya zorladı. Mehpare hissettiği vicdan azabıyla duvarlar üzerine geliyormuş gibi hissetmeye başladı. Yatakta sağa sola dönmekten yorulmuştu. Biraz hava almak için dışarı çıkmayı düşündü. Odanın balkonu vardı fakat orayı tercih etmek yerine dışarıya çıkmayı tercih etti. Üzerine feracesini geçirdikten sonra başörtüsünü de yaparak sessiz bir şekilde odadan çıktı. Boş koridorda ilerleyerek asansöre ulaştı. Asansör yoluyla alt kata indiğinde gözlerini etrafta gezdirmeye başladı. Hava almak tamamen bahaneydi aslında. Amacı Eldem'i bulup söyledikleri için özür dilemekti. Lobiye doğru ilerlerken Eldem'in hızlı adımlarla çıkışa doğru ilerlediğini gördü. Adımlarını hızlandırarak ona yetişmeye çalıştı fakat geç kalmıştı. Eldem arabasına biniyordu. Aklına gelen şeyle kalbi şiddetli bir devinimle atmaya başladı. O adamın yanına gidiyor olabilir miydi? Onlar hakkında bir şeyler öğrenmek fazlasıyla cazip geldiğinde otelin yanındaki taksi durağına doğru koştu. Eldem'in arabası yanından geçtiğinde taksi durağına ancak gelmişti. Taksiye bindiğinde adama öndeki arabayı takip etmesini söyledi. Yaklaşık 20 dakikalık bir yoldan sonra Eldem bir binanın önünde durmuştu. Taksi biraz geride durduğunda taksimetreye baktı. Tutar ödedikten sonra geri nasıl döneceğini düşünerek adama kendisini beklemesini, kısa zamanda geri döneceğini söyledi. Adamın kabul etmesiyle taksiden indi fakat oldukça korkmaya başlamıştı. Gece yarısı olduğu için etraf hiç de tekin görünmüyordu. Eldem'i takip ettiği için pişman olmaya başlasa da buraya kadar gelmişken geri dönmeye hiç niyeti yoktu. O adam hakkında bir şeyler öğrenme fırsatı eline geçmiş olabilirdi. Bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Eldem'in girdiği binaya yaklaştığında gözlerini merakla binanın dışında gezdiriyordu. Oldukça ürkünç adamların içeri girmesi dikkatini fazlasıyla çekmişti. Bina ile mesafesini koruyarak izlemeye devam etti. Ancak görünürde ne Eldem vardı ne de Akif Baran. Biraz daha yaklaşacakken duyduğu sesle tüm vücudu zemine çivilendi. Mehpare, senin ne işin var burada? Ve gelelim Akif Baran'a. Yıldızlar şehrin ışıkları sayesinde belli belirsiz belli olurken saat gece yarısını bulduğu için sokaklar ıssızlaşmıştı. Akif Baran Mehmet'le birlikte rezervasyonu olduğu kumarhaneye doğru yola çıkmıştı. Aslında bir kumarhanenin ilk kez rezervasyon yapılarak işlediğini öğreniyordu. Her elini kolunu sallayan kumarhaneye giremezdi elbette ama bu yöntem oldukça ilginçti ona göre. Sabahtan bu yana akşam için plan yapmışlardı. Celil Kekilli'yi nasıl tuzaklarına düşüreceklerini, nereye götüreceklerini hepsi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Araba mekanın önünde durduğunda Akif Baran çelik kadar sert bir yüz ifadesiyle arabadan indi ve kara gözlerini kısaca mekanın girişinde gezdirdi. Mekanın kapısında dikilen iki adam oldukça iri yarıydı. Gözlerini kısarak adamları incelemeye bıraktı ve önündeki 7 basamaklı merdivenleri sert adımlarla çıktı. İçeri girdiğinde girişte bekleyen en az diğer iki adam gibi kalıplı olan bir adam karşıladı onları. ''İyi akşamlar, rezervasyonunuz var mı efendim?'' dedi adam saygılı ve ifadesiz bir sesle. ''Evet var, Akif Baran Koral adına'' diyerek yanıtladı adamı. Zifiri gözlerinin matlığı adamın yutkunmasına neden olmuştu. Adam elindeki listede gözlerini gezdirmeye başladığında Akif Baran dişlerini sıktı. Beklemekten nefret ediyordu ancak sabırlı olması gerektiğini biliyordu. Adam sonunda listede adını bulmuş olmalı ki sağ eliyle düz ilerleyen koridoru göstererek konuştu. ''Buyurun, karşıdaki kapı.''
Akif Bar'ın siyah birer gökyüzünü andıran gözlerini koridorun sonundaki kapıya kilitlenmiş bir şekilde ilerlemeye başladı. Yıllardır peşinde olduğu adama bir adım daha yaklaşmış olmak damarlarındaki kanın daha da çağlamasına neden oluyordu. Kamer Orhun'u öldüren her kimse ona bunu çok kötü ödeyecekti. İki yana açılan geniş kapıyı açtığında karşılaştığı görüntü onu hiç de şaşırtmamıştı. Geniş salonda yaklaşık 25 masa vardı ve hepsi neredeyse doluydu. Gerginlikle ellerindeki kartlara bakanlar, kazandıkları parayla şevkle gülenler ve diğer kurnaz adamlar. Hepsi onurlarını satıp para kazanıyorlardı. Bu kazançlarında tek bir alın teri yokken yaptıkları sadece birbirlerini sömürmekti. Matt siyaha bürünen gözlerini kısarak avını bulmaya çalıştı. Cengiz Han fotoğrafını ve hakkında öğrendiği birçok şeyi bugün mail yoluyla kendine ulaştırmıştı. Zifirlerine takılan avını görmesiyle ona doğru yaklaşmaya başladı. Masada Celil'le birlikte iki kişi daha vardı. Birisi oldukça tombul suratlı ve gözlüklü, diğeri ise daha ince yapılı ve sinsi bir ifadeye sahipti. Boş sandalyeyi heybetli bedeniyle doldurduğunda üç kişinin de gözleri kendisini bulmuştu. Soğuk bir ifadeyle onlara baktı. ''İyi akşamlar beyler'' dediğinde sesi oldukça renksizdi. ''İyi akşamlar.'' Üçü de aynı şekilde karşılık verdiğinde elleriyle masaya göstererek konuştu. ''Beni de aranıza alırsınız umarım.'' Kaşlarını kaldırarak onlara baktı. Göbekli ve gözlüklü olan adam Celil ve diğer adama kısa bir bakış attıktan sonra konuştu. ''Elbette alırız. Ne kadarla başlayacaksın?'' dediğinde Akif Bar'ın gözlerini biraz daha kıstı. ''Şimdilik 20 binle başlayacağım.'' diyerek yanıtladı göbekli adamı. Diğer sinsi olarak nitelendirdiği adamın hoşuna gitmiş olacak ki parlayan gözlerle oyun arkadaşlarına baktı. ''Başlayalım öyleyse.'' Yaklaşık bir saatin sonunda göbekli olan adam ve sinsi diye nitelendirdiği adam çekilmek zorunda kalmıştı. Masada Celil'le kendisi kaldığında planı devreye sokma zamanı gelmişti. Celil, gerçek adıyla Celal, oldukça dişliydi oyunda. Yılların verdiği tecrübesini çekinmeden konuşturuyordu. Ancak bu sefer sona gelmiş gibi hissediyordu. Elindeki kartlar hiç iyi değildi ve son parasını da bu oyun için yatırmıştı. Akif Bar'ın kısık gözlerle Celil'i izliyordu. Beyaz ışığın altında parlayan alnı ve gergin vücuduyla onun sona geldiğini anlamıştı. Dudağı tehlikeli bir şekilde kıvrıldığında kartlarını açtı. Celil'in gözlerindeki kaybetmişliği görmesiyle gözleri kısa bir an parladı. Celil de kartlarını gösterdiğinde rahatça arkasına yaslandı. Kollarını göğsünde bağladığında Celil'i tuzağa düşürecek o sözleri söyledi. ''Seni sevdim.'' durakladı. ''Adın neydi?'' diyerek sordu bildiği halde. Celil bir kez daha kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle omuzlarını düşürmüştü. Akif Bar'ın adını sormasıyla gergin bir sesle yanıtladı karşısındaki adamı. ''Celil.'' Akif Bar'ın mekanik bir devinimle başını salladı. ''Seni sevdim Celil. Oldukça iyi oynuyorsun. Ancak bir şey eksik sende.'' Celil gözlerini kıstı bu sözler üzerine. Yıllardır kumar oynuyordu ve oldukça profesyonel olduğunu düşünüyordu. Her ne kadar son zamanlarda şansı yaver gitmese de. Karşısındaki adamın kendisini eleştirmesi rahatsız etmişti. ''Neyim eksikmiş anlamadım.'' dediğinde sesi bir ton oktavlanmıştı. Akif Bar'ın ifadesini bozmadan konuştu. ''Dikkatli değilsin bir kere. Ayrıca hız yapıyor olman seni başarıya yaklaştırsa da kaybetmeye de sürüklüyor.'' Celil kaşlarını çattı. Sinirlenmeye başlamıştı. ''Beni bir gece gördünüz ve bunları mı çıkardınız yani?'' dedi öfkeyle. Akif Bar'ın samimiyetsizce güldü. ''Gözlemlediklerimi söylüyorum. Hem bu kadar gerilmene hiç gerek yok.'' dedi tonsuz bir sesle. ''Dediğim gibi seni sevdim. Sana bir teklifte bulunacağım. Eğer teklifimi kabul edersen bu geceden sonra bambaşka bir hayatın olabilir.'' Celil iyice meraklandı. Karşısındaki adamın yüzüne bakarak ciddi olup olmadığını anlamaya çalıştı. ''Nasıl olacaktı bu?'' ''Nasıl olacakmış o?'' dedi merakla. ''Şöyle ki seninle son bir oyun oynayacağız.'' dedikten sonra ekledi. ''Eğer kazanırsan bu gece kaybettiğinin 5 katını kazanacaksın.'' Celil bu teklif karşısında heyecanlandı. Kaybettiğinin 5 katını kazanmak demek bir çanta dolusu parayla evine dönmek demekti. Böylece epey birikmiş kumar borcunu ödeyebilirdi. Kalan parayla da sefasını sürerdi. Teklif oldukça cazipti.
Tabii bu gece kazandıklarım da senin olacak. Celil'in gözleri şevkle parladı. Bir gecede zengin olacaktı. Yine de görgüsüz gibi görünmemek için yerinde dikleşti ve boğazını temizledi. Ardından kaybettiğinde ne olacağını bilmediğini fark etti. Yavaşça dudaklarını araladı. Peki ya kaybedersem diye sordu kuşkuyla. Akif Bar'ın dişlerini sıktığından dolayı yanakları belli belirsiz dalgalandı. Sakallarının çevrelediği suratı bu dalgalanmayı kamufle etmişti. Zifiri halelerinin içine düşen kor göz bebeğini ateşe verdiğinde aynı donuk tonda konuştu. Kaybedeceğini mi düşünüyorsun yoksa diye sordu oyunbaz bir sesle. Celil'in beklediği bu değildi kesinlikle. Kaşlarını çatarak karşısındaki adama baktı. Kimdi bu adam? Daha önce görmediğine yemin edebilirdi. Ancak çehresinin kendisine birini anımsattığını düşünüyordu fakat bir türlü bulamıyordu. Bu biraz daha gerilmesine neden oluyordu açıkçası. Yine de bunu karşısındaki adama belli etmemeye özen gösteriyordu. ''Ben asla kaybetmem.'' dedi tükürürcesine. Kendinden emin konuşması Akif Baran'ın kaşlarını kaldırmasına neden oldu. Celil kekikli gibi bir adamın gözü paradan başka bir şey görmezdi. Onlar paranın kokusundan aldıkları anda şeytana ruhlarını bile satarlardı. Yaptığı bir lafı yemesiyle başlarında kartları dağıtmak için dikilen adama baktı. Göreceğiz. Bu sırada Mehmet patronunun birkaç adım gerisinde olanları izliyordu. Yüz ifadesi en az Akif Bar'ın kadar donuk ve bakışları onunki kadar soğuktu. Gözleri sürekli Celil kekikli üzerindeydi ancak Celil bunun farkında değil gibi görünüyordu. Kartlar dağıtılmaya başladığında cebindeki telefonu titremeye başladı. Elinin ceketinin iç cebine sokarak kimin aradığına baktı, kıstığı gözleriyle. Ekranda yazan Eldem Orhun adıyla patronuna baktı kısaca ve aklına gelen ilk küfrü mırıldandı. Ardından patronun kulağını eğilerek kimsenin duyamayacağı bir sesle fısıldadı. Efendim Eldem Bey arıyor, ne yapayım? Akif Bar'ın dağıtılan kartlardan gözlerini ayırmadan dinledi Mehmet'i. Eldem'in burada olduğundan haberi olursa hiç düşünmeden buraya geleceğini biliyordu. Bu planın kısa bir süre için aksaması demekti. Yıllar sonra katile bu kadar yaklaşmışken tekrar başa dönemezdi. İş toplantısında olduğunu söyle. Geç geleceğimi de eklemeyi unutma dedi ve yoğunluğunu tekrar kartlara verdi. Mehmet patronun talimatıyla hızlı adımlarla salondan çıktı. Salonun kapısından biraz uzaklaşarak hala çalmakta olan telefonu yanıtladı. Eldem gün boyu mehparenin söyledikleriyle aklını meşgul etmişti. Acıyan kalbi nefes almasını dahi zorlaştırırken yemek dışında mehpareyle aynı ortamda olmamaya çalışmıştı. Ay parçasına kırılmıştı. Onu böylesine severken ve onun için böylesine endişe duyarken onun dilindeki zehri akıtmasıyla dünyası başına yıkılmıştı. Bu acı farklıydı diğer acılardan ve canı oldukça yanıyordu. Aklını dağıtması gerekiyordu. Belki ağabeyiyle konuşursa kendisine bir akıl verirdi. Bu düşünceyle gün boyu ortalarda görünmeyen ağabeyini aramış fakat ağabeyi açmamıştı. Mehmet'i aramayı düşündü. Ne de olsa Mehmet ağabeyinin sağ koluydu. Rehberden Mehmet'in adını buldu ve çağrı butonuna bastı. Çalan telefon sonunda açıldığında Mehmet'in sakin sesi doldu kulağına. Efendim Erdem Bey? Neredesiniz Mehmet? Ağabeyime ulaşamıyorum dedi sıkıntılı bir sesle. Ağabeyiniz bir iş toplantısında Eldem Bey dediğinde Eldem kaşlarını çattı. Gece yarısı ne toplantısıydı bu? Bu saatte ne toplantısı Mehmet? Ayrıca bu toplantıdan neden benim haberim yok diye sordu. Bir de ağabeyinin onsuz işler çevirmesi sinirlerini iyice germişti. Neden kimse onu adam yerine koymuyordu? Efendim bu konu hakkında bilgi veremem, kusura bakmayın. Akif Bar'ın bey geç geleceğini iletmemi istedi. Dedikten sonra telefonu kapatmasıyla Eldem telefonunu kırarcasına sıkmaya başladı. Sevdiği kız midesini bulandırdığını söylüyordu. Ağabey yine ondan gizli işler çeviriyordu. Günü daha ne kadar berbat geçebilirdi acaba? Hızla koltuğundan kalktı ve lobinin diğer ucunda bekleyen ağabeyinin korumasına doğru ilerledi. Adamın dibinde bitmesiyle elleriyle yakasını kavrayarak sarstı. Kızgınlığını, kırgınlığını birinden çıkarmaya ihtiyacı vardı. ''Ağabeyim nereye gitti biliyor musun lan?'' diyerek adamın yüzünü öfkeyle soludu. Adam yakalarındaki elleri tutarak gayet saygılı bir şekilde cevapladı Eldem'i. ''Bilmiyorum Eldem Bey.'' Eldem duyduğu olumsuz yanıtla yumruğunu sıkarak adamın elmacık kemiğine denk gelecek şekilde suratına geçirdi.
Adamın yüzü geriye doğru savrulduğunda tekrar yakalarına yapışarak aynı soruyu sordu. Abim nerede? Adam eliyle yanağını tutmuş, Eldem'in sarsmalarıyla yerinde sarılıyordu. Bilmiyorum Eldem Bey, diyerek yine aynı cevabı verdiğinde Eldem iyice öfkelendi. Adamın yüzüne attığı ikinci yumrukla birlikte eline sıçrayan kanı üzerine sildi. Öğren o zaman, diyerek bağırdı adama. Adam kanayan burnunu tutarken cebinden patronuyla giden diğer arkadaşlarından birini aradı. Patronun nerede olduğunu öğrendikten sonra Eldem'e söyledi. Eldem hışımla otelden ayrılırken ardından onu takip eden ay parçasından habersizdi. Sonrasında mehpare gözlerini irice açarak yabancısı olmadığı sesin sahibine döndü hızla. Onun burada ne işi vardı hiçbir fikri yoktu. Gözlerindeki şaşkınlıkla kendisine bakan genç adama aynı ifadeyle bakıyordu. Birkaç adımla ona yaklaştı ve kollarını hızla boynuna doladı. Kutan dediğinde sesi fazlasıyla özlem doluydu. Belinde hissettiği kollarla kendini güvende hissetmişti. Sanki kırılan kemikleri kardeşinin sıcaklığıyla yeniden kaynamış gibiydi. Bir haftadır hissettiği çaresizlik tekrar gün yüzüne çıktığında gözleri doldu. Kirpiklerine tutunan yaşlar birer birer intihar etmeye başladığında boynuna sardığı kollarını sıkılaştırdı. Kutan mehparenin ağladığını fark ettiğinde sırtında yatıştırıcı bir şekilde elini gezdirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra göze batmayacakları bir köşe aramaya başladı. Mehparenin gece yarısı böylesine tekinsiz bir yerde olması kafasını kurcalamıştı. Üstelik Erzurum'daydı. Sonunda göze batmayacakları yer olarak sokağın başına gitmelerinin iyi olacağını düşündüğünde kardeşinin beline sardığı kollarını çözdü. Mehpare gözyaşlarını silerek kendisine baktığında çatmış olduğu kaşları ve ciddi bir ifadeyle konuştu. Burada ne aradığını konuşacağız ama önce güvenli bir yere geçelim. Başıyla sokağın başını gösterdi. Mehpare başını sallayarak onayladığında etrafı kontrol ederek sokağın başına ilerlemeye başladılar. Dikkat çekmeden sokağın başına geldiklerinde Kutan kızgın bir sesle mehpareyi azarlamaya başladı. Mehpare, gecenin bir yarısı böylesine tekinsiz bir yerde ne işin var senin? Yanlış yerden başladığını düşünerek durakladı. Hem Erzurum'da ne arıyorsun sen? Nasıl geldin buraya? Mahru abla nerede? Mehpare gözyaşları içinde Kutan'a baktı. Yeşil gözlerinin endişe dolu olduğunu biliyordu. Açıkçası buraya gelmekle hata yaptığını düşünmüyordu. Evet, yalnız başına gelmesi her ne kadar tehlikeli olsa da o adamla ilgili bir şey öğrenmek için her şeyi yapardı. Onun gerçek yüzünü görecek ve ablasına her şeyi anlatacaktı. Hala endişeyle kendisine bakan Kutan'a kısa bir bakış attı ve kollarını göğsünde bağladı. Belki de Kutan'a her şeyi anlatmalıydı. Onun kendisine yardım edeceğini biliyordu. Bak, buraya gelmem hiç mantıklı görünmüyor olabilir ama nedenlerim var dediğinde gizemli konuşması Kutan'ı meraklandırdı. Hangi nedenden bahsediyorsun mehpare? Hiçbir neden. Bilmediğim bir şehirde böylesine tekin olmayan bir sokakta bulunmanı aklı çıkarmaz. Ellerini saçlarının arasından geçirdi. Eğer babasının konuşmalarını duyup Erzurum'a gelmeseydi ve mehpare yine burada olsaydı başına gelebilecekleri düşünmek bile istemiyordu. Ya sana bir şey olsaydı dedi en sonunda. Mehpare küçük bir tebessümle Kutan'a yaklaştı. Ellerini tutarak tamam sakin ol sen varsın ve bir şey olmadı dedi yatıştırıcı bir sesle. Derin bir nefes aldı ve omzunun arkasından Eldem'in girdiği binaya baktı. Hala içerideydi. Önüne döndüğünde Kutan'ın da dikkatli bir şekilde binaya baktığını gördü. Anlaşılan ikimizin de anlatması gereken şeyler var dedi kaşlarını kaldırarak. Kutan gözlerini binadan çekerek mehpareye baktı. Şey evet dedi kararsızca. Mehpare yerinde kıpırdandı. Serin hava bedenine acımasız darbeler bırakmaya başlamıştı. Kollarını ısınmak için vücuduna sardı. Kutan onun üşüdüğünü anladığında üzerindekini çıkartarak kardeşinin omuzlarına bıraktı. Mehpare minnetle gözlerine baktı. Teşekkür ederim Kut dedi adını kısaltarak. Ona böyle hitap ediyordu genelde. Kutan gözlerini kırpıştırdı ve önemli değil dercesine başını olumsuzca salladı. Anlat bakalım seni buraya getirecek kadar gözünü karartan o nedeni oldukça merak ediyorum doğrusu. Ellerini pantolonun cebine soktuktan sonra kirpiklerinin altından mehpareye bakmaya devam etti. Birkaç hafta önce silahlı saldırıya uğradık diyerek en başından anlatmaya başladığında Kutan duyduklarıyla gözlerini irleştirdi. Silahlı saldırı mı? Tam dudaklarını aralayacakken mehparenin konuşmaya devam etmesiyle dudaklarını sımsıkı birbirine bastırdı.
Ablam kolundan yaralandı. O adam da ağır yaralıydı. O anlar gözlerinin önüne geldiğinde bedeni ürpertiyle titredi. Kutanın montuna biraz daha sarıldığında anlatmaya devam etti. Hastaneye gitmedik. Gözleri sokak lambasının aydınlatmadığı karanlık bir noktaya takılı kaldı. Şehrin biraz dışında kalan bir evde yapıldı tüm müdahaleler. 2 hafta o adamın kendine gelmesini bekledik. Kendine geldiği gün ablamla tartıştılar. Ablamla evi terk ettik. Sonra onun kardeşi geldi ve bizi evine götürdü. Gözleri dolmaya başladığında sertçe yutkundu. Kutan mehvarinin o adam diyerek bahsettiği kişiyi anlamasa da eniştesi olduğunu tahmin etmişti. Anlaşılan tahmininde haklıydı. O gece o adam eve gelmiş, ben susamıştım. Su almak için mutfağa gidecekken o adamın kardeşi de konuşmalarını duydum. Dudakları titrediğinde ağlamamak için kendini sıktı. Babası senin yüzünden öldü diyordu kardeşi. Dolmuş gözlerini yavaşça kardeşine çevirdi. Gözlerini kırpmasıyla sıcak damla tenini bir kezzap gibi eriterek çenesine süzüldü. Babam onun yüzünden ölmüş. Benim canım babam o adamın yüzünden alevler içinde kaldı. Benim canım babam o adamın yüzünden bize veda bile edemedi. Gözleri nefretle kısıldı. Onu mahvedeceğim. Onun da cayır cayır yanmasını sağlayacağım. Kelimeleri birer anttı. Kutan duydukları karşısında dumura uğramıştı. O adamın tekin olmadığını o gece kasabaya geldiğinde anlamıştı fakat böyle bir şeyi beklemiyordu açıkçası. Yine de anlamadığı bir şey vardı. Kendisine yardım eden bir adamın neden evini yaksındı? Üstelik yangından onları çıkaran bu adam değil miydi? Neden böyle bir şey yapmış olsundu ki? Düşünceli bir şekilde mehbarenin nefrete bulanmış gözlerinin içine baktı. Emin misin mehbare? O adam sizin evi yakmış olabilir mi gerçekten? Diyerek aklını kurcalayan o soruyu sordu. Mehbare kısa bir an gözlerini kaçırdı. Üşüyen elleriyle kutanın montundan içeri sokarak montu giydi. Gözlerindeki nefret yerli yerindeydi. Yangını o çıkarmış olamaz çünkü ablamla kasabaya inmişlerdi dedi. Ama yangında o adamın parmağı var. Öyle olmasaydı kardeşi neden babamın onun yüzünden öldüğünü söylesin ki? Kutan kaşlarını çattı. Bilmiyorum. Bu işte karanlık bir şeyler var gibi diyerek düşüncelerini belirtti. Ben de bu karanlık tarafları öğrenmeye çalışıyorum ya zaten diye mırıldandı mehbari. Başını çevirerek binayı kontrol etti. Hala ne gelen vardı ne giden. Peki Erzurum'da ne işin var? Mehbare yüzünü buruşturdu. Allah biliyor ya buraya gelmek hiç istememişti. Sırf ablası Peyker Hanım'ı kırmayalım ayıp olur dediği için kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kısa tatil o adamın ablasına daha fazla yaklaşması demekti ki bu düşüncesinin yanılmadığını dün gece gayet açık bir şekilde görmüştü. Tatil için geldik. Herkes burada anlayacağını dedi gözlerini devirerek. Mehpare başka soru sormasına müsaade etmeden konuşmaya devam etti. Gelelim sana. Sen neden buradasın dedi yerinde kıpırdanarak. Serin hava vücudunu acımasızca kamçılıyordu. Kutan siyah boğazlı kazağının düzgün yakasını zaman kazanmak istercesine düzeltmeye çalıştı. Babası doğru düzgün çalışmamasına rağmen durumları fazlasıyla iyiydi. Bu hep kafasını kurcalamıştı. Babasına sorduğunda hep geçiştirmesi kendisini daha kuşkuya düşürüyordu. Dün sabah babasının amcasıyla olan konuşmalarına kulak misafiri olduğunda kendisini Erzurum'da bulmuştu. Nedense burnuna pis kokular gelmeye başlamıştı. Haklı olduğunu, amcasının böylesine tekinsiz bir yere girdiğini gördüğünde daha iyi anlamıştı. Aklımı kurcalayan sorulara cevap bulmak için dedi çenesi gerilmeye başladığında. Yeni yeni filizlenmeye başlayan sakallarını kaşıdı gergince. Mehpare beklentiyle gözlerini kardeşinin yüzünde gezdirdi. Onu böylesine gelen şeyi oldukça merak etmişti doğrusu. Dinliyorum dedi. Kutan babasının kısık sesini anımsadı. Bu gece oldukça iyi para kaldırman gerek. Uzun zamandır kaybediyorsun. Borçların birikmeye başladı. Hesabına yatan parayı har vurup harman savurmasaydın borçların olmazdı salak herif gibi bir şeyler söylemişti. Tüm tüyleri o konuşmayı hatırladıkça diken diken oluyordu. Para kaldırmak da ne demekti? Amcası neyi de kaybediyordu da borçları atmıştı? Tüm sorular zehirli bir yılan gibi beyninin içinde kıvrılarak geziniyordu. Bak, sesli bir nefes aldı. Gözleri hala kararsız bakıyordu. Bizim maddi durumumuz iyi biliyorsun. Mehbare başını aşağı yukarı salladı. Evet, kendilerinin aksine onların maddi durumları fazlasıyla iyiydi.
Babam doğru düzgün çalışmıyor. Ama bizim hala durumumuz oldukça iyi dediğinde başını olumsuzca salladı. Belki saçma gelecek ama babamla amcamın bir şeyler karıştırdığını düşünüyorum dedikten sonra donuk bir sesle ekledi. Kötü bir şeyler. Mehpare'nin kalbi birden hızlanmaya başladığında sertçe yutkundu. Açıkçası bu onu ürkütmüştü. Kemal babasını düşündü. Onun kötü bir şeyler yapacağını düşünmüyordu. O oldukça sert bir mizaca sahip olsa da bir karıncayı bile incitmezdi. İncitmezdi değil mi? Dudakları ne diyeceğini bilemediği için birkaç kez açılıp kapandı. Daha sonra keskin bir solukla dudaklarını kıpırdattı. Ne gibi kötü şeyler anlamadım. Yüzünde inanılmaz bir ifade vardı. Yani Kemal babamdan bahsediyoruz. O bir karıncayı incitmez. Bunu sen de biliyorsun dedi tek solukta. Artık bundan emin değilim. Kutan'ın mırıldanışıyla gözlerini yerleştirdi. Ne demek emin değilim dediğinde birkaç adımla Kutan'a yaklaştı. Gözleri kılcal damarların istilası altındaydı. Bu ela gözlerini biraz daha ortaya çıkarmıştı. Sarı sokak lambasının ışığı Kutan'ın sırtına düşerken mehpare'nin yüzünü aydınlatıyordu. Kutan'ın gölgede kalan yüzü daha rahat görebiliyordu artık. Kutan dudaklarını aralayacağı sırada binanın önündeki hareketliliği fark ettiği için bir atmaca misali gözlerini oraya dikti. Dudakları düz bir görünüm kazandığında gözlerini hafifçe kıstı. Emin olduktan sonra gözlerini binanın önündeki hareketlilikten ayırmadan konuşmaya başladı. ''Şu adam Mahra ablanın eşi değil mi?'' diyerek çenesiyle ileriyi gösterdi. Mehpare hızla arkasına döndü ve birkaç adımla gizlendikleri binaya yaklaşarak Kutan'ın gösterdiği yere ilerideki binanın önünde tartışan iki adama baktı. Evet bu oydu. Yanındaki ise öfkesini buradan bile hissettiği Eldem'di. Onların arabaya binmesiyle gizlendiği yerden çıkacaktı ki Kutan kolundan tutarak onu engelledi. Kolundaki eli uzaklaştırmaya çalışırken sinirle mırıldandı. Bırak dedi gözlerini hareket etmeye başlayan arabadan ayırmadan. Bırak Kutan gitmeliyim. Kutan tutuşunu biraz daha sertleştirdi. Delirdin mi sen? Peşlerinden gidip ne yapacaksın? Kızgın söylemini dinlemedi. Mehpare ve çırpınmaya devam etti. Daha sonra Mehmet'in Kutan'ın amcasıyla içeriden çıkmasıyla çırpınmayı bıraktı. Kutan da onun durmasıyla gözlerini amcasına ve yanındaki adama dikti. Mehmet? Mehpare'nin mırıltılı sesiyle kısa bir an mehpareye kaydı gözleri. Amcanın yanındaki adamı tanıyor musun? Mehpare hızla başını salladı. Evet tanıyorum. O adamın koruması gibi bir şey dedi. Gözlerini arabaya binmek üzere olan ikiliden ayırmadan. Onları takip etmeliyiz dedi hemencecik. Kutan başını salladığında parmağıyla hala beklemekte olan taksiyi gösterdi. Başar adımlarla taksinin yanına geldiler ve vakit kaybetmeden bindiler. Hayırlı geceler ağabey. Sana zahmet öndeki arabayı takip ediver dedi Kutan. Taksi şoförü başına yağ savur dercesine salladıktan sonra kontağı çevirdi. Boğuk motor sesi içeriği dolduğunda öndeki araca fazla yaklaşmadan takibi aldı. Öndeki araç şehrin dışına doğru ilerlemeye devam ederken mehpare ve Kutan tedirginlikle birbirlerine baktılar. Taksinin durmasıyla öndeki aracın gözüne batmayacak şekilde geride olduklarını fark ettiler. Kutan cebinden çıkardığı parayı taksi şoförüne uzattı. Eyvallah ağabey dedikten sonra arabadan indiler. Taksinin gitmesiyle birlikte tek tük sokak lambalarının olduğu bu yerde sadece eski yapılar mevcuttu. Yıkılmak üzere duran bir deponun etrafında kurumuş çalılıklar vardı. Siyah araç o deponun önünde durduğunda mehpare ve Kutan çoktan gizlenmişlerdi. Mehmet'in ardından inen Celal'in yaka paça depoya sokulmasıyla Kutan mehparenin elini tuttu ve depoya yaklaşmak için sessizce ilerlediler. Mehpare geldikleri yerden fazlasıyla ürkmüştü. Kutan ben korkuyorum. Titrek sesi geceye dağıldığında Kutan elini biraz daha sıktı. Korkma kardeşim ben yanındayım dese de kendisi de oldukça tedirgin olmuştu. Deponun önünde dikilen iki adamı görmeleriyle deponun yan tarafına doğru yöneldiler. Adımları fazlasıyla dikkatliydi. Ay ışığı sayesinde önlerini görebiliyorlardı. Deponun yan tarafına ulaştıklarında küçük pencereyi gördüler. Kutan yüksek duvarın parçalanmış yerine bastı ve parmaklarını pencerenin dar pervazına yaslayarak kendini yukarı itti. Deponun içindeki cılız ışık yüzünü belli belirsiz aydınlattığında amcasının bir sandalyeye bağlanmış olduğunu gördü. Amcasının sırtı pencereye dönüktü.
Başındaysa Mehmet denilen o adam vardı. Amcasının etrafında dönüyor ve dudaklarını kıpırdatıyordu. Ne konuştuğunu duyamıyordu maalesef. Amcasının tehlike altında olması nedeniyle kalbi göğsünü parçalarcasına atmaya başladı. Neler oluyordu hiçbir fikri yoktu ve bu onu daha da geriyordu. İçeriği izlemeye devam ederken mehparenin meraklı fısıltısını duydu. Kutan, içeride kötü bir şey olmuyor değil mi? Gözlerinin önüne gelen kanlı beden hayaliyle sesli bir şekilde yutkundu. Ya Kutan'ın amcasını öldürürlerse? Sorusu beyninde cirit atarken birkaç adımla Kutan'a yaklaştı. Amcam tehlikede sanırım mehpare. Onun kısık sesi geceyi yarıp mehparenin kulağına ulaştığında bedeni titremeye başladı. Korkunun damarlarında gezindiğini hissediyordu. Sık nefesi geceye gri bir iz bırakarak geceye karışıyordu. Nasıl tehlikede diye sordu içine kaçmış bir sesle. Kutan onun ürkek sesiyle başını eğdi ve korkuyla titreyen süt kardeşine baktı. Onu buraya getirmekte hata ettiğini düşünmeye başlamıştı. Burası her ikisi için de oldukça tehlikeliydi. Nasıl tehlikede ya? Mehpare bir kere daha sorduğunda burnundan sert bir nefes aldı. Onun panik dolu sesi kendisinin sakin kalmasına hiç de yardımcı olmuyordu açıkçası. Amcamı bir sandalyeye bağlamışlar. Başında da o Mehmet dediğin adam var. Mehpare Kutan'ın bacağına sarıldı korkuyla. Gözleri çoktan dolmuş, etrafı puslu görmesine neden oluyordu. Ne yapacağız peki? Dedi titreyen dudaklarını aralayarak. Celal amca öldürürlerse devamını getirmeyi istemedi. Celal amcasının o adamla ne işi olabilirdi? Neden onu esir tutuyorlardı? Bunun gibi birçok soru beyninin içinde bir kurtçuk gibi geziniyordu. Kutan ne diyeceğini bilemedi. Amcasının öldürülecek olmasının düşüncesiyle damarlarının içindeki kan dondu. Tüm bedeni bir buz kütlesi kadar soğuktu şimdi. İçeriği izlerken çenesi iyice gerilmiş, gözleri yanmaya başlamıştı. Bir şeyler yapmalıydı. Öylece izlemek yerine bir işe yaramalıydı. İçeriye girmenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Parmakları pencerenin dar pervazından ayrıldığında bacağına sarılan mehpare kollarını çözerek kendisinden birkaç adım uzaklaştı. Kutan aşağı atladığında ellerine bulaşan pisliği üzerine gelişi güzel sürdükten sonra deponun arkasına doğru ilerlemeye başladı. Mehpare onu takip etmeye başladığında gözlerinin doluluğuyla önünü görmekte hali zorlanıyordu. Kutan nereye gidiyoruz? Sesi oldukça cılızdı. Kutan omzunun üzerinden mehpareye kısa bir bakış attı. Arkada kaldığını görmesiyle ona yaklaşarak ellerini birbirine kenetledi ve birlikte yürümeye devam ettiler. Arka tarafa geldiklerinde yüksek duvarın bütünlüğüyle gözleri hayal kırıklığının esiri oldu. Kutan çaresizliğin verdiği varyansınla duvara sert bir tekme geçirdi. Allah kahretsin dedi bağırmaya yakın bir sesle. Arkasında mehparenin sessiz hıçkırıklarını duyuyordu. Onun da gözleri yanmaya devam ediyordu fakat kendisini sıkıyordu. Bir korkak gibi ağlamayacak kadar cesurdu o. Kim var orada? Yabancı bir ses gecenin şavkına karıştığında iki beden olduğu yerde kas katı kesildi. Kim var orada dedim. Kutan hızla soluna döndü. Deponun uç kısmında belli belirsiz süleyti zorlukla seçebildi. Adamın elinde parlayan şeyi görmesiyle kısık bir sesle bağırdı. Koş mehpare koş. İki beden hızla ileri atıldığında keskin bir silah sesi yeryüzünde şakladı. Yankı yapan ses şehrin dört bir yanına dağıldı. Bir ağacın dalına konan baykuş gökyüzüne boğuk bir çığlık bıraktı. Sarıya dönük gözlerini irice açmış, başını vücuduna gömmüştü. İkinci bir silah sesinin ardından baykuşun boğuk çığlığına ince bir ses karıştı. Baykuş tüyünü andıran kurşun havayı yararak ilerledi. İlerledi, ilerledi. Herkes ölüm uykusuna yatmıştı. Şehrin duvarlarına sinen o çığlık boş araziyi arşınlayarak semaya ulaştı. Bir yıldız gök kubbeye tutunmaktan yorulduğunda sessizce intihar etti. Ardında bıraktığı ateşiyle birlikte sonsuza dek söndü. Ve gelelim Akif barına. Sokak lambasının ışığıyla aydınlanan yüzü hareket eden araba sayesinde bir diğer sokak lambasına kadar karanlığa gömülüyordu. Yüzünde esnek bir kumaşın iki ucundan çekildiğinde gerilmesiyle oluşan sertlik vardı. Parmaklar yırtıcı bir kuşun avını pençelerinin içine hapsettiği gibi hapsetmişti Dexon'u. Kaşları kuşun heybetli kanatları gibi gerilmiş ve alnının ortasındaki keskin çizginin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çenesinden boynuna yatay bir şekilde uzanan orta kalınlıktaki yeşilimsi damar bir nabız gibi atıyordu. Dişlerini öyle bastırıyordu ki dolgun dudakları incecik bir görünüm kazanmıştı.
Boğazının gerisinde kaynayan öfkesi bir yanardağ gibiydi. Yutkundukça boynu sarsılıyor, Adem elması aşağı yukarı hareket ediyordu. Kızgın navlar tüm bedenini esir almış, solukları yakıcı bir hal almıştı. ''Ben seni bu işlerden uzak tutmaya çalışırken senin yaptığına bak. Kumarhaneye gelmek de ne demek?'' dedi en sonunda. Öfkesi öylesine fazlaydı ki daha fazla sessiz kalamamıştı. Yıllardır çabaladığı amacı kardeşi yüzünden suya düşecekti. Eğer kumarhanenin dışında bekleyen adamı Eldem'in kumarhaneye gelmek için otelden ayrıldığını haber vermeseydi her şey berbat olacaktı. Eldem'in geleceğini öğrendiğinde oyunu hızlandırmıştı. Celil'in bir kez daha kaybetmesiyle Mehmet'e sessizce Celil'i planladıkları depoya götürmelerini ve dikkatli olmalarını söylemişti. Tam salondan çıktığında ise Eldem'le karşılaşmış ve orada hararetli bir tartışma yaşamışlardı. Dikkat çektiklerini fark ettiklerinde ise otele gitmek için arabaya binmişlerdi. Tartışmaları sıcaklığını koruyordu ve Eldem ve Akif Bar'ın deyim yerinde ise burnundan soluyordu. ''Söylesene ağabey, ne zamandan beri bu lanet oyunu oynuyorsun?'' diyerek bağırdı Eldem. Bedenini saran hayal kırıklığı üzerinden atamıyordu. Tanıdığı ağabeyi asla kumar oynamazdı. Her şeyi alın teriyle yapar ve asla kirli paraya dokunmazdı. Ancak bu gece öğrendiği şeyle öfkesine ve hayal kırıklığına engel olamıyordu. Akif Bar'ın kısa bir an kardeşine baktı. ''Bana sesini yükseltme, ağabeyinim ben senin.'' diyerek uyardı kardeşini. Eldem kahkaha atmaya başladı. Samimiyetsiz gülüşü Akif Baran'ı iyice çileden çıkarmıştı. ''Lanet olsun ya, adamın takıldığı şeye bak.'' diyerek sinirle tısladı Eldem. Ellerini yumruk yapmış, öylece yolu izliyordu. Ağabeyinin kendisine sesini yükseltmesinden hoşlanmadığını biliyordu. Ancak bu umrunda bile değildi. ''Evet, oynadım. Bunu yapmak istediğim için değil, yapmak zorunda olduğum için yaptım. Yine olsa yine yapardım.'' Eldem başını olumsuzca iki yana salladı. İnanmış gibi görünmüyordu ve bu Akif Bar'ın içinde bir yerleri yaralamaya yetti. Hiçbir şey o lanet oyunu oynamana neden olamazdı ağabey. Sen bir mafyasın ama önceden bu bataklığa daha fazla bulaşmamak için uğraşırdın dedi keskin bir sesle. Görüyorum ki o bataklık seni çoktan yutmaya başlamış. Akif Bar'ın parmaklarını biraz daha sıklaştırdı bu sözler üzerine. Bataklığa ilk cinayetini işlediğinde batmıştı zaten. Başlarda kurtulmak için çok uğraşmıştı ancak babası her çırpınışında merhametsiz elleriyle itiyor ve tutunduğu tüm dalları teker teker kırıyordu. Yanılıyorsun. Baştan ayağa bataklıkken etrafımdaki sizleri bataklığımdan uzaklaştırmaya çalışıyorum ben. Bir gün bataklığım kuruduğunda izlerim sizlere zarar vermesin diye uğraşıyorum dedi sert bir sesle. Sertliğin ardında gizlenmiş ciddiyeti anlamadı Eldem. Öfkesi düşünmenin önüne geçmiş ağabeyini acımasızca yargılıyordu. Böyle yaparak mı koruyorsun bizi kendini batırarak? Durgun sesiyle sorduğu soru cevapsız bırakıldığında hiç şaşırmamıştı Eldem. Ağabeyi yine kendi içine atıyordu her şeyi. Kendisini sinirlendiren de buydu aslında. Ağabeyinin kendisiyle hiçbir şeyi paylaşmamasıydı. Akif Bar'ın sessizliğini koruyarak arabayı otelin önünde durdurduğunda kontağı kapattı ve sessizce indi arabadan. Anahtarı valeye verdikten sonra sert adımlarla otelin içine girdi. Otelin sıcaklığı serin vücudunu anında abluk altına almıştı. Biraz dinlendikten sonra Mehmet'in yanına gitmenin daha iyi olduğunu düşünerek odasının olduğu kata geldi. Birkaç adım arkasındaki kardeşi sessizce arkasından geliyordu. Odasının önüne geldiğinde kartı okuttu ve açılan kapıyla sessizce odaya girdi. Siyah ceketini omuzlarından düşürerek çıkardıktan sonra berjerin üzerine bıraktı. Siyah gömleğinin düğmelerini açarken abajurun yanmasıyla parmakları devinimini kaybetti. Başını yavaşça yatakta uykulu gözlerle kendisine bakan Mahru'ya çevirdi. ''Neden uyandın?'' dedi ifadesiz bir sesle. ''Henüz erken, uyu.'' Gömleğinin kol düğmelerini çözdü ve tişört almak için dolaba ilerledi. Mahru uykusuzluktan sızlayan gözlerini biraz daha kısarak Akif Bar'ını izledi sessizce. Neden bir şey olmuş gibi hissediyordu. İfadesiz sesi alışık olduğu bir şeydi ama sanki gergin gibiydi. ''Neyim var?'' diye sordu onun söylediğini yok sayarak. Akif Bar'ın dolabın kapağını sertçe kapattığında Mahru irkilmeden edemedi. ''Yok bir şey.'' Soğuk sesi Mahru'yu üşütmüştü. Avucuna hapsettiği yorganı sıktı ve gözlerini Akif Bar'ın gözlerinden ayırmadı.
Sanki bir iğneyle onun zifirlerine dikilmişti gözleri. Gözlerindeki ayazın aksine kendisinin gözleri bir kor gibi yanıyordu. Öfkelisin, işinle ilgili bir sorun mu var? Akif Bar'ın üzerindeki gömleği çıkardığında gözlerini hızla kaçırdı ve ellerine baktı. Yorganı sıkan parmakları beyazlamıştı. Parmaklarını gevşetti ve buruşmuş yorganda parmaklarını gezdirerek kırışıkları düzeltmeye çalıştı. Akif Bar'ın sessizliğini koruması açıkçası daha çok endişelenmesine neden oluyordu. Odanın kapısı gürültüyle çalmaya başladığında kalbi korkuyla büzüldü. Şaşkınlıkla Akif Bar'ına baktığında onun kaşları çatık bir şekilde durduğunu gördü. ''Kim lan bu saatte alacaklı gibi kapıyı çalan?'' diye söylenerek kapıyı açmaya gitti Akif Bar'ın. Kapıyı açtığında endişeli bir halde kendisine bakan Peyker annesini görmesiyle kaşlarını daha da çattı. ''Oğlum, yok!'' Endişeli halde konuşmaya çalışmasından hiçbir şey anlamamıştı Akif Bar'ın. ''Sakin ol Peyker anne, kim yok?'' diye sordu yaşlı kadına. Mehpare, ben susamıştım. Su içmek için ışığı yaktım ve su içtim. Sonra mehparenin yatağının boş olduğunu gördüm. Balkona, banyoya, her yere baktım ama yoktu. Mahru başını örttü, örtüyle Akif Bar'ın yanına gidecekti. Ancak duyduklarıyla olduğu yerde çakıldı. Tüm bedeni buz kesmişti. Sanki kalbi kan yerine diken pompalıyordu. Dikenler damarlarında geziyor ve canını yakıyordu. Nefesi kısa bir an ciğerlerine ulaşamadı. Saniyeler üzerine devrildikçe düşünceleri can çekişmeye başlamıştı. Odasında değil miydi? Mehpare, bedeni hızla ileri atıldığında acıyla bağırdı. Mehpare! Akif Bar'ın kolunu yanından geçen Mahru'nun beline sardı ve sert göğsüne doğru çekti. İleri doğru atılan Mahru ağlayarak kendisini bırakmasını söylüyordu. Bırak, bırak beni Bar'ın, kardeşim yok diyerek hışkırdı. Akif Bar'ın başını eğdi ve tuttuğu kızın kulağına sakince fısıldadı. ''Şşş, sakin ol Şems, onu bulacağız, söz veriyorum.'' Mahru'nun parmakları beline sarılan güçlü kola sarılmıştı. Başı öne düşmüş, solmaya yüz tutmuş bir çiçeği andırıyordu. Çenesine değen parmaklarla başı yana çevrildi. Kendisine yukarıdan bakan zifreler ilk kez bu kadar sıcak bir kıvam almıştı. ''Bulacağız değil mi?'' diyerek acıyla fısıldadı Mahru. Korku, panik, endişe hepsi aç bir köpek gibi dişlerini geçirmişti bedenine. Akif Bar'ın parmaklarının tersiyle gözyaşlarını sildi. Ardından güven verici bir sesle ''Bulacağız Şems'im, bulacağız'' dedi. Bu sırada sesleri duyan Eldem odadan çıktığında endişeli görünen annesini görmesiyle hızla ona doğru ilerledi. Annesinin omzuna elini koyarak kendisine çevirdiğinde annesinin ağladığını gördü. Gözleri endişeyle parladı. ''Anne, neden ağlıyorsun? Neler oluyor?'' diye sordu endişeyle. Peyker Hanım başını eğdi ve gözyaşları içinde konuştu. ''Oğlum, mehpare kayıp.'' Eldem kaşlarını çattı ve idrak edememiş gibi annesinin gözlerine, ardından harap olmuş yengesine ve ağabeyine baktı. ''Ne?'' dedi şaşkınlıkla. ''Kayıp mı?'' Annesi başını salladığında kalbine saplanan bıçağın ucu korkuya bulanmış bir zehirdi. Beynine inen balyoz darbeleri gibi tekrar eden kelimeler bedenini sarmıştı. Ay parçam kayıp dedi mırıltıyla. Ardından donuk gözlerini ağlayan annesine çevirdi. Kendini kaybetmiş bir şekilde annesinin kollarını avuçlarına hapsederek annesini sarsmaya başladı. Şaka yapıyorum desene anne, gitmedi odasında uyuyor desene diyerek bağırdı. Mahru duyduğu sözlerle ağlamayı kesmiş, şaşkınlıkla Eldem'e bakıyordu. Akif Bar'ın beline sardığı kolunu çektiğinde tüm vücudu kutupta kalmışçasına üşümeye başlamıştı. Şakaklarına batan ağrılar öğrendikleriyle daha da artıyor gibiydi. Başı dönmeye başladığında avucunu soğuk duvara yasladı. Diğer elini şakağına koyduğunda gözleri puslanmıştı. Bulanık bir şekilde Akif Bar'ın Eldem'le konuştuğunu gördü fakat konuşmaları net değildi. Yer şiddetle sarsılmaya başladığında bedeni yana doğru savruldu. Yere düştüğünde Peyker annesinin boğuk çığlığını duydu. Gözlerine yenen puslu perde karanlıkla bulanmadan önce ise Akif Bar'ın kendisine doğru eğildiğini görebilmişti. Ve gelelim mehpareye. Bir uçurumun kenarı gibiydi karanlık. Öne doğru atılan her adım boşlukta sallanıyor, yüzlerce kilometreden yere düşüyordu. Yere çakılan adımlar bastığı yerin güvenilirliğini anlayamadan terk ediyordu düştüğü yeri. Nefesleri boşlukta sallanan bir salıncaktı. Göğüs kafesi her ileri geri hareket edişinde başı dönüyor, midesi salındığı boşluğu hissederek bulanıyordu.
Sanki üzerine çiğ yağmışçasına alnına ince ince serpiştirilen ter damlaları bir bir terk ediyordu yüzünü. Elini doladığı halat onu çekiştirdikçe başı önüne düşüyordu. Dudakları arasından içeri sızan nefesleri aç ciğerlerine yetmiyordu artık. Kalbinin sert devinimini göğsünü delecekmiş gibiydi. Kurumuş dudaklarını zorlukla araladığında kelimeler kurumaya yüz tutmuş, küçük bir ırmak misali ince ince sızdı dudaklarından. ''Yeter yeter Kutan, artık dermanım kalmadı.'' Dizleri öne doğru kırıldı ve ardından yerle buluştu. Bedeni ateşler içinde kalmış gibiydi, yanıyordu. Elini karnına bastırdı ve öğürmeye başladı. Midesi kasıldıkça gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Kutan nefes nefes yanına çömelmiş ve sırtını rahatlaması için sıvazlıyordu. Boş öğürmesi kesildiğinde mehpareyi göğsüne doğru çekti. Ne zamandır koştuklarını bilmiyordu fakat kasları oldukça acıyordu. ''Şş, geçti, derin nefes al güzelim.'' diyerek kardeşini yatıştırmaya çalıştı. Mehpare Kutan'ın koluna tutunarak başını omzuna yatırmıştı. Biraz ileride yanan sarı sokak lambasını gözlerinin puslu olmasından dolayı bulanık görüyordu. Bedeni hışkırıklarla sarsılmaya başladığında kendisini tutmadı ve özgürce ağlamaya başladı. Kutan kollarını sıkılaştırarak alnını kardeşinin omzuna yasladı. Gözlerindeki yaşlar bir lav gibi gözlerinden taştığında dudağını ısırdı. İkisi de oldukça çok korkmuştu. ''Biz kimlere bulaşmışız Kutan? Canım babam kime yardım etmiş?'' Hışkırdı. ''Canım ablam, benim küçük annem nasıl biriyle evli?'' Kutan kollarını biraz daha sıkılaştırdı. Başını mehparenin omzundan kaldırdı ve şakağını kardeşinin başına yasladı bu kez. ''Geçecek güzelim.'' dedi başını okşayarak. ''Geçecek.'' Bu sözlerine kendisi bile inanmıyordu oysa ki. Mehparenin sakinleşmesini bekledikleri dakikalar bittiğinde Kutan mehparenin omuzlarından tutarak yerden kalkmasını sağladı. Baş parmaklarıyla yanaklarındaki ıslaklığı sildi şefkatli. ''Artık gitmemiz gerekiyor. Burası bizim için hala tehlikeli.'' Mehpare başını salladı. ''Celal amca ne olacak?'' diye sordu endişeyle. ''Onu oradan kurtarmanın bir yolunu bulacağım ama önce seni otele bırakmam gerekiyor. Zor bir geceydi.'' Mehpare kaşlarını çattı. ''Saçmalama, tek başına ne yapabilirsin Kutan? Adamlar silahlı.'' dedi ciddiyetle. ''Umurumda değil, anlıyor musun? Amcamı öyle ölüme terk etmeyeceğim.'' diye bağırdı Kutan. Sinirleri yıpranmıştı. Amcasının savunmasız bir şekilde sandalyeye bağlı oluşu gitmiyordu gözlerinin önünden. ''Bak, polisi arayabiliriz. Onlar amcanı kurtarabilir.'' diyerek düşüncelerini belirtti mehpare. Kutan alayla güldü. ''Adamların tehlikeli olduğunu söylemedim mi az önce? Sence polisi bu işe karıştırırsak daha mı iyi olur sanıyorsun? Enişten bizim ihbar ettiğimizi öğrenirse sizin için tehlikeli olabilir.'' Kararlı bir şekilde mehparenin gözlerinin içine baktı. ''Bunu kendi yöntemlerimle halletmem gerekiyor.'' Mehpare hoşuna gitmemiş gibi yüzünü buruşturdu. Kardeşini asla yalnız bırakmazdı. Bu yola birlikte çıkmışlardı, birlikte halledeceklerdi. ''Seni yalnız bırakacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu işi birlikte halledeceğiz.'' dedi burnunu havaya dikerek. ''Mehpare, bu çocuk oyuncağı değil, tamam mı?'' dediğinde mehpare hızlı yapıştırdı cevabını. ''Ben de çocuk değilim.'' Kutan sıkıntıyla inatçı süt kardeşine baktı. Onun böylesine inatçı oluşu bazen sinirlerini bozuyordu. Yine de onu bu işe karıştıramazdı. Henüz kendisi bile ne yapacağını bilmiyordu üstelik. ''Bu benim meselem mehpare. Mahru abla ve seni tehlikeye atamam. Üstelik amcamı ne için tuttuklarını bile bilmiyoruz. Ben bir şekilde halledeceğim, tamam mı? Sen karışmayacaksın.'' Mehpare ablasının aklına gelmesiyle Kutan'ın haklı olduğunu anladı. Kendisi umurunda değildi ancak eniştesi olacak o adam ablasına zarar verebilirdi. Pes bir şekilde omuzlarını düşürdü. ''Ne yapmayı düşünüyorsun peki?'' dedi merakla. ''Sabah babamı arayacağım. Ağzından laf alabilirim belki.'' dedi düşünceli bir sesle. ''Hadi oteline gidelim artık.'' dediğinde mehparenin yanından geçerek yürümeye başladı. Mehpare fark ettiği şeyle korkuyla ilerlemeye devam eden Kutan'a baktı. Kutan kendisinin gelmediğini fark edince durmuş ve arkasına dönmüştü. ''Neden gelmiyorsun?'' diye sorduğunda yavaş adımlarla Kutan'a yaklaşmaya başladı. Önüne geldiğinde gözlerini kaçırarak üzerindeki montun kollarıyla oynamaya başladı. ''Şey Kutan, ben otelin nerede olduğunu bilmiyorum.'' dediğinde Kutan gözlerini devirdi. ''Kızım, buna mı mırın kırın ediyorsun iki saattir? Taksiciye otelin adını söyleriz, olur biter.''
Nehvare korkuyla başını iki yana salladı. Öyle değil Kut, ben otelin adını bilmiyorum. Kutan gözlerini irice açarak sesli bir şekilde küfretti. Ellerini saçların arasından geçirerek sıkıntıyla çekiştirdi. Salak mısın kızım sen? Otelin adını nasıl bilmezsin diye bağırdı. Salak değilim ben. Taksiyle döneriz diye düşünmüştüm diyerek çemkirdi. Çemkirme bana çirkin dedi yüzünü ekşiterek. Düşünelim hadi gidiyoruz. Elini tutarak yürümeye başladı. Mehpare ona ayak uydururken sordu. Nereye gidiyoruz? Karakola. Bir çocuğu bırakacağım da dediğinde Mehpare küçük yumruğunu koluna geçirdi. Çocuk değilim ben. Sonrasında Mahru kendine geldiğinde yatakta yatıyordu. Yanında sadece Peyker annesi vardı. Akif Barın ve Eldem otelin güvenlik kameralarına bakmaya gitmişlerdi. Otelin her yerine bakılmış ancak kardeşi bulunamamıştı. Mahru başını Peyker annesinin göğsüne yaslamış sessizce ağlıyordu. Hayatındaki tek varlığı yabancı bir şehirde kaybolmuştu. Başına gelebilecek tüm kötülükleri düşündükçe delirecek gibi oluyordu. Onunla doğru dürüst ilgilenmediğini düşünüyor ve kendisini suçluyordu. Odaya giren Akif Barın ve Eldem'le beklentiyle Akif Barın'ın gözlerine baktı. Otelden çıktıktan sonra bir taksiye binmiş. Mehmet taksi şoförüyle konuşmaya gitti dedikten sonra ekledi. Merak etme, bulacağız onu. Mehpare'nin ortadan kaybolmasıyla Celil'in yanında olan Mehmet'i çağırmak zorunda kalmıştı. Tüm adamları Mehpare'yi arıyordu. İnşallah dedi Mahru yakarırcasına. Bu sırada odada yankılanmaya başlayan telefon sesiyle herkes Akif Barın'a bakmaya başladı. Umut bir tomurcuk gibi açmaya bekliyordu. Akif Barın telefonu açtı. Efendim dedi soğuk bir sesle. Evet benim. Geliyoruz dedikten sonra telefonu kapattı. Mahru ayağa kalkmış iyi bir haber için dualar ediyordu. Zifirlerini güneşine diktiğinde oradaki Umut'u gördü. Mehpare karakoldaymış dediğinde Mahru sevinçle şükürler olsun diyerek kollarını Akif Barın'ın boynuna doladı. Akif Barın kas katı kesildiğinde yoğun bir şekilde lavanta kokusuna maruz kaldı. Gözlerini kapattı ve Mahru'ya fark ettirmeden kokusunu içine çekti. Kolları öylece iki yanında duruyordu. Parmakları avucunda mezar olmuş, tırnakları derisine gömülmüştü. Mahru geri çekildiğinde yaptığı şeyi ancak fark etmiş ve bundan oldukça utanmıştı. Yanakları kızarmış, gözleri Akif Barın dışında her yere bakıyordu. Ben özür dileyeceğini anlayan Akif Barın, gidelim diyerek lafı ağzına tıkmıştı. Yaklaşık yarım saatin sonunda karakola geldiklerinde mehbarenin müdürün yanında olduğunu öğrenmişlerdi. Müdürün odasına girdiklerinde iki kız kardeş birbirlerine sıkıca sarılmış ve sessizce ağlamışlardı. Kutan'la selamlaştıktan sonra biraz oturmuşlar ve olanları öğrenmişlerdi. Mehpare biraz hava almak için dışarı çıktığını, tesadüfen Kutan'la karşılaştığını söylemişti. Kutansa amcasını ziyarete geldiğinden bahsetmişti. Bunları söylerken ablasının gözlerinin içine bakmaktan çekiniyordu. Çünkü ilk kez ablasına yalan söylemek zorunda kalmıştı ve bu fazlasıyla can sıkıcıydı. Bu sırada Eldem Kutan'a dik dik bakıyor, yumruklarını sıkıyordu. Kutan'ın kim olduğunu bilmemesi ve Mehpare ile samimi oluşları canını sıkıyordu. Kalbi kor ateşlerde yanıyor gibiydi. Sonunda karakoldan çıktıklarında vakit oldukça geçti. Neredeyse sabah olmak üzereydi. Arabanın yanında bekleyen Mehmet'in yanına geldiklerinde ayakta kısaca vedalaştı iki süt kardeş ve Mahru. Eldem çatılı kaşlarının ardından izlemişti iki kardeşin vedalaşmasını ve kalbi yine yaralanmıştı sevdiği tarafından. Ona böyle içten gülen dudakları, sevgiyle parlayan gözlerini gördükçe bir şeyleri kırıp dökmek istiyordu. Kutan'la ayrıldıktan sonra otele geçmişlerdi. Odalarına çekildiklerinde üzerlerini değiştirmişler ve yatmışlardı. Mahru yatakta yan dönmüş ve Akif Barın'ı izliyordu. Onun uzun ve kıvrımlı kirpiklerine bakarken sessizce fısıldadı. Teşekkür ederim. Sesinde minnet vardı. Akif Barın kapalı gözlerini açmadı ancak şekilli kaşları bir kuşun kanadı gibi gerilmiş ve çatışmıştı. Ben bir şey yapmadım dedi renksiz bir sesle. Mahru onun görmeyeceğini bilse de omuz silkti. Kardeşini bulmak için çabalaması bile yeterdi ona. Kardeşimi bulmak için elinden geleni yaptın. Bu teşekkür etmem için yeterli bir sebep bence. Uyu artık Şems, çok konuşuyorsun diyerek huysuzca konuştu. Mahru ona ilk kez teşekkür ediyor olmalıydı. Çünkü asla teşekkür edinecek bir adam değildi. Mahru dudağında küçük bir tebessümle kapattı gözlerini. Bedeni uykuyu misafir ettiğinde
Akif Bahar'ın gözlerini yavaşça açtı ve huzurla uyuyan güneşini izlemeye başladı. Bu sırada Eldem'in söylediklerini düşünüyordu. Böyle yaparak mı koruyorsun bizi? Kendini batırarak. Eğer sizi korumanın yolu kendimi batırmaktan geçiyorsa bunu gözümü kırpmadan yaparım diye fısıldadı boşla. Parmağını tüy hafifliğinde Mahru'nun yanağında gezdirdi. Güneşimin yeniden solmasına izin vermeyeceğim. Sonrasında Kutan karakoldan ayrıldıktan sonra amcasının tutulduğu depoya geri dönmüştü. Mehpare ile karakola gitmek için bindiği taksinin şoförüne buranın yabancısı olduğunu ve onları aldığı yerin neresi olduğunu söylemişti. Şimdi ise buradaydı, amcasını kurtaracaktı. Açıkçası mehparenin otelin adını bilmemesi işlerine yaramıştı. Mehmet denilen adamın depoda olmaması Kutan için bir avantaj olabilirdi. Deponun yan tarafında nöbet tutan adam uyukluyordu. Sessiz olmaya çalışarak yerden iri bir taş aldı ve uyuklayan adamın kafasına sert olmayacak fakat bayıltmaya yetecek şekilde vurdu. Adamın bayılmasıyla sessizce yere yatırdıktan sonra başını biraz eğerek deponun ön kısmına baktı. Ön tarafın kalabalık olmasıyla sessiz bir küfür savurdu havaya. Tam arkasına dönecekken başında hissettiği soğuk metalle tüm vücudu buz kesti. Bakın burada kim varmış? Yaramazlık yapan bir velet. Sonrasında güneş düştüğü tepenin arkasından yeniden kalktığında gece sessizce terk etmişti gökyüzünü. Yıldızlar güneşin güçlü ışığı altında ezilmiş ve görünmez olmuştu insanlara. Şafak sökmüş, kuşlar uyandıklarını belli etmişti cıvıltılarıyla. Güneş biraz daha yayılmıştı semaya. İnsanlar yenilenmiş ve daha dinç açmıştı gözlerini güne. Tüm yorgunlukları kurumuş bir kabuk misali dökülmüştü geceye. Belki de gece ve gündüzün farkı buydu. Gece kanlı bir sondu, yarı ölü bedenleri yatırırdı koynunda, gündüzse tertemiz bir başlangıçtı. Aydın ve bayraktı. Odayı dolduran telefon sesiyle yüzünü buruşturdu Mahru. Başını biraz daha yastığa bastırsa da çalmaya devam eden telefon tekrar uyumasına izin vermiyordu. Pes ederek gözlerini araladığında çok geçmeden yatakta yalnız olduğunu fark etti. Sağ tarafındaki komodinin üzerinde duran telefon titreşimlerle çalmaya devam ediyordu. Yataktan çıkmadan telefonu almak için elini uzatarak aldı. Bu sırada çağrı sonlandığında gözlerini devirmeden edemedi. Hala çok uykusu vardı. Banyonun kapısı açıldığında tembel bir hareketle gözlerini oraya dikti. Akif Bar'ın küçük saç havlusuyla saçlarını koruyordu. Üzerinde koyu lacivert bir gömlek ve siyah kot pantolon vardı. Heybetli omuzları ve neredeyse 1.90'a yakın boyuyla oldukça ürkütücü ve buna tezatla fazlasıyla yakışıklı duruyordu. Düşündükleriyle boynundan yüzüne doğru yükselen yangınla gözlerini kırpıştırdı. Az önce onu yakışıklı bulduğunu mu itiraf etmişti? Neden uyandın? Diyerek küçük koltuğa attı kendini Akif Bar'ın. Bensiz uyuyamadın mı yoksa? Dedi hafif bir alayla. Gözlerine kan oturmuş ve zifirleri kanlar içinde kalmıştı. Sırtını yasladıktan sonra iyice yığıldı dar koltuğa. Yorgundu. Uykusuz da ancak yapması gereken tonla işi vardı. Bir adamı konuşturmak gibi. Hı? Çıktı Mahru'nun dudaklarından. Ne dediğini anlayamamıştı. Akif Bar'ın kısa bir an göğsü titredi. Dudakları yanlara doğru hafifçe gerilmişti. Hı mı? Başını koltuğa yasladı ve tavana bakmaya başladı. Nemli havlu hala parmaklarının arasında hapisti. Demek bu kadar etkilendin dediğinde keyifliydi. Mahru kaşlarını çattı. Ne saçmalıyordu bu adam? Anlamadım dedi küçük burnunu havaya dikerek. Yanakları hala pembeliğini koruyordu. Ne etkilenmesi diye sordu. Akif Bar'ın yalnızca gözlerini indirerek baktı Mahru'ya. Gözlerin seni ele veriyor Şems. Benden etkileniyorsun dedi. Başını omzuna doğru yatırarak. Mahru yüzünün alev topuna döndüğünü hissetti. Gözlerini utançla kaçırdı zifirlerden. Ne alakası var? Sadece bu kadar erken bir saatte nereye gideceğini merak ediyordum. Şimdi etmiyorsun yani diye sordu Akif Bar'ın. Gözleri onun sarı harelerine değmek istiyordu fakat o güneşler kendi gözlerinden başka yere bakıyordu. Kendisinden etkilenmişti. Dudağı gizli bir ip yardımıyla yukarı doğru çekilmişçesine kavislendi. Yamuk gülüşünden dolayı gerilen yanağı kısa sakallarının altında dalgalandı. Ediyorum ama söylemeyeceğini biliyorum. Neyse diyerek utancını yok saymaya çalıştı. Konuyu dağıtmak için uyumamışsın. Gözlerim fazlasıyla kızarık. Yine kabus mu gördün dediğinde
dudaklarını sıkıca kapattı. Konuyu dağıtmak da iyi yapmıştı ancak yanlış bir konuyla bunu yapması bir an gerilmesine neden oldu. Zifiri gözlerine düşen acıyı hatırladıkça şefkat duygusu beliriyordu içinde. Bunu engel olamıyordu. Elbette onun yaptığı hiçbir şey unutmuş değildi. Sadece onun şefkate ihtiyaç duyduğunu hissediyordu bazen. Zira hala kırgın ve kızgındı ona. Kabus çocukluğunu en iyi tanımlayan şeydi. Yıllardır hala uyanamadığı bir kabusun içindeydi. Geçmişe hapsedilmiş, savaşmaktan yorulmuş ve yaralıydı. Koyu harelerine bulaşan katran kıvamındaki kanlı gölgeler başını kaldırdı ve sinsice sırıtarak güneşe dikti gözlerini. Silik sületleri biz buradayız der gibiydi. Hiç gitmedik. Bedeni gerildiğinde zifirlerini beyaz tavana sabitledi. Görüntüler tavanın beyaz yüzeyini lekelerken dudaklarını sıkıca kapattı. Başı geriye düştüğü için boynunda çıkıntı oluşturan Adem elması önce aşağıya sonra yukarıya doğru hareket etti. Parmakları avucundaki havluya iyice gömüldüğünde parmak uçlarından ellerine kadar olan kısım beyaza kesti. Ben özür dile... Akif Bar'ın sözünü kesti. Uyumadan da kabus görürsün Şems. Gözlerin sonuna kadar açıktır ama kabus görüyorsundur dedi hissiz bir sesle. Zifirleri tekrar güneşe dikildiğinde gördükleri hiç de hoşuna gitmedi. Güneşler acıyla kaplanmış bir şekilde bakıyordu zifirlerine. Bana acıyor musun diye sordu tükürürcesine. Bana acımana ihtiyacım yok dedi sert bir sesle. O gece anlık bir şeydi. Benim kimsenin sevgisine, şefkatine ihtiyacım yok diye bağırdı. Başını kaldırmış ve koltukta dikleşmişti. Ellerini öylesine sıkıyordu ki tüm bedeni hiddetle titriyordu. Mahru onun ani çıkışı karşısında irkildi. Güneşleri endişeyle titrerken dudaklarını araladı yavaşça. Sana acımıyorum, sadece şefkat duyuyorum dedi kaşlarını çatarak. Hala elinde olan telefonu farkında olmadan sıkmaya başlamıştı. Ben sadece üzgünüm. Seni bu hale getirenin ne olduğunu biliyorum ve anlıyorum da. Çünkü farklı şekillerde ölmüş olsalar da acımız aynı diyerek tamamladı sözlerini. Acımız aynı mı? Diye sordu sert bir tonla. Hangi acıdan bahsediyordu bu kız? Onun ne yaşadığını kimse anlayamazdı. Evet aynı. İkimizin de annesi öldü. Tamam senin anneni baban öldürmüş ama... Akif Bar'ın hızla ayağa kalktı ve yatağa yaklaştı. Yüzü öfkeyle gerilse de zifirlerinden geçen kısa bir afallamaydı. ''Ne dedin sen?'' diye sordu sıkılı dişler arasından. Mahru ağzından kaçırdığı şeyle yüzünü vuruşturdu. Bunu bildiğini söylememesi gerekiyordu. Korkuyla gözlerini kaçırdı ve vücudu çaresizce titremeye başladı. Dudakları aşılmamak üzere birbirine dikilmişti. ''Sana ne dedin dedim?'' diyerek bağırdı. Annesinin dolaylı da olsa babası tarafından öldüğünü nereden biliyordu? Nereden biliyordu da acımız aynı diyebiliyordu? ''Kim söyledi sana? Konuş! Kim söyledi?'' diyerek yatağa yaklaştı biraz daha. Mahru korkmuş bir şekilde Akif Bar'ına baktı. Titreyen dudaklarını zorlukla aralayarak konuşmaya çalıştı. Zira bu öfkenin bir benzerini CD'lerini karıştırdığında görmüştü. O gün yaptığı şey aklına geldiğinde gözleri doldu. ''Kimse söylemedi'' dedi titrek bir sesle. ''Bana yalan söyleme. Peyker annemi anlattı konuş'' diyerek lafını kesti Akif Bar'ın. Hiddetle nefesleri odada yankılanıyordu. Mahru kendisine inanmadığı için hiç de şaşkın değildi. Bu yüzden korkusunu geri plana atmaya çalışarak öfkeyle parlayan zifirlere dikti gözlerini. Yalan söylemiyorum. Kimse bir şey anlatmadı bana. Kasabada sinir krizi geçirdiğinde sayıklarken duydum. Annemi sen öldürdün baba diyordun dedi tek solukta. Akif Bar'ın donuk bir şekilde iki çift güneşe bakmaya devam etti. Gözleri simsiyah ve mattı. Ne bir ışık ne bir parlama, hiçbir şey yoktu. Acı siyahtı. Mahru onun donuklaşan gözlerini fark ettiğinde derin ve titrek bir nefes aldı. İleri gittim, özür dilerim. Amacım sana bir şeyleri hatırlatmak değildi. Sadece yardım etmek istemiştim. Kurumuş dudaklarını dileğiyle ıslattı. Yani uyuyamıyorsan yardımcı olurum diyerek soluklandı. Az önce resmen birlikte uyuyabiliriz demişti. Yani yardımcı olurum derken saçlarını okşayabilirim demek istedim. Boynundan yükselmeye başlayan sıcaklıkla daha ne kadar saçmalayabileceğini düşünüyordu. Küçük yüzü düşündükleriyle şekilden şekle girerken elinde tuttuğu telefon titreyerek çalmaya devam etti. Mehmet arıyordu.
Az önce arayanın da o olduğunu düşünerek telefonu hala donuk gözlerle kendisine bakan Akif Baran'ı uzattı. Akif Baran'ın kaşları yavaşça çatıldığında açıklama gereği duydu. Az önce de çaldığı için uyanmıştım. Akif Baran bir şey söyleme gereği duymadan telefonu aldı ve açtıktan sonra kulağına dayadı. Öfkesi dinmiş gibi görünse de içi fokurduyordu. Uykusunda sıyıkladığı için kendisine kızıyordu aslında. Daha önce sıyıkladığını hiç bilmiyordu. "Söyle," dedi sert bir sesle. "Efendim, rahatsız ediyorum ama önemli bir durum var, bilmeniz gerekiyor." "Ne?" diye sordu. Başı ağrıyacağını hissettiriyordu yavaşça. "Efendim, sabah karakoldaki genç adamı depoya izlerken yakalamışlar. İçeri almış bizimkiler." Akif Baran gözlerini kapatarak sert bir soluk aldı. "Geliyorum," dedikten sonra telefonu kapattı. Adımları dolaba ilerlediğinde Mahru meraklı gözlerle onu takip ediyordu. Dolaptan aldığı siyah ceketini giydikten sonra Mahru'ya döndü ve işaret parmağını havada sallayarak konuştu. "Bu burada bitmedi. Konuşacağız," dedikten sonra kapıya ilerledi. Odadan çıktığında Mahru gözlerini devirdi ve gıcık diye homurdanarak tekrar uyumak için gözlerini kapattı. Sonrasında yorgunluk göz kapaklarının üzerine birikmiş ve gözlerini açmasını zorlaştırmıştı. Bedeninde tatlı bir uyuşukluk hakimdi. Ağzının kuruluğu yutkundukça geçmek yerine daha fazla kuruyordu sanki. Boynu geriye düştüğü için boynuna saplanan görünmez bir bıçak saplanıyormuş gibi keskin bir acı hissediyordu. Vücudunu kıpırdatmaya çalıştığında ellerinde ince bir sızı hissetti. Gözlerini kırpıştırdığında başının zonklamasıyla kurumuş dudaklarını araladı ve keskin bir soluk aldı. Gözlerini açabildiğinde eskimiş bir tavanla karşılaştı. Bir kez daha yutkunduğunda boğazının kılçık kaçmış gibi battığını hissetti. "Ah," diyerek inledi. Boynunu hareket ettirdikçe ensesine batan bıçağın keskin ucu biraz daha sivriliyormuş gibiydi. Ağrı boynundan omurgasına doğru yol aldığında sandalyede doğrulmaya çalıştı. Dik tutmaya çalıştığı başıyla birlikte gözlerini olduğu yerde gezdirmeye çalıştı. Gözleri sandalyeye bağlı, başı öne düşmüş amcasını bulduğunda göz bebekleri titredi. "Amca." Dudakları aşağı doğru büküldüğünde kalbi kezzap dökülmüşçesine yanmaya başladı. Teni eriyerek yok oluyormuş gibi hissediyordu. Ağzının içine yayılan kekremsi tatla yüzünü buruşturdu. Fazlasıyla susamıştı da. Umursamadı. Zira amcası çok daha kötü durumdaydı. Onlar gittikten sonra dövmüş olmalıydılar. Son olarak ensesinde hissettiği silahın ucuyla arkasına dönecekken ensesine sert bir darbe aldığını hatırlıyordu. Ancak sonrası yoktu. Bayılmış olmalıydı. Karşısında kanlar içindeki amcasından gözlerini ayıramıyordu. Yüzünü göremese de gömleğine bulaşmış kanlardan dolayı iyi olmadığını anlamak zor değildi. Gözleri puslanmaya başladığında hızla kırpıştırdı ve amcasına bir kez daha seslendi. Amca güçlükle konuştu. "Beni duyabiliyor musunuz?" diye sordu. Amcasının bilinçsiz olmasıyla panik duygusu hızla baş gösterdi. "Amca, lütfen cevap ver. İyi olduğunu bilmeye ihtiyacım var," dediğinde deponun kapısı gürültüyle açıldı. Başını çevirdiğinde gözlerine hücum eden ışıkla gözlerini kısmak zorunda kaldı. İri bir bedenin kendisine doğru yaklaştığını zorlukla seçebildi. "Sen?" Duyduğu yabancı sesin sahibini görmek için başını ufak bir açıyla geriye yatırdığında dün gece amcasının başında dikilen adam olduğunu fark etti. Neydi adı? Mehmet, Mahmut, hatırlayamıyordu. "Sen sabah mehparenin yanındaki çocuksun. Burada ne arıyordun?" Gözlerini şüpheyle kısmış kutana bakıyordu Mehmet. Bu çocuğu sabah karakoldan çıkarken mehparelerin yanında görmüştü. İyi de burada ne arıyordu? Yoksa... Kuşkulu gözleri Celil Kekikli'ye kaydı. Bu adamla bir bağlantısı olabilir miydi? Yeniden genç adama çevirdi bakışlarını. "Bu adamı tanıyor musun?" diyerek başıyla Celil'i gösterdi. Genç adamın gözlerindeki korkuyu, paniği rahatlıkla görebiliyordu. Ne diyeceğini bilemediği için dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı Kutan. Öz amcası olduğunu söylerse neler olabileceğini kestiremiyordu. "Nesiniz siz?" diyerek sorusunu soruyla cevap verdi. "İnsanları zorla alıkoyuyorsunuz. Bu hukuk suçu." Şimdilik amcası olduğunu söylemeyecekti. İlk önce amcasıyla konuşması gerekiyordu ama nasıl? "Seni ilgilendirdiğini sanmıyorum küçük adam," diyerek cevap verdi Mehmet. O cevabını çocuğun gözlerindeki korkudan ve panikten almıştı zaten.
Deponun çıkışını ilerlerken kapının önündeki adama doğru konuştu. Patronunu arayıp bilgilendireceğim. O gelene kadar başlarından ayrılma. Gözünü dört aç dedikten sonra depodan çıktı ve cebinden telefonunu çıkardı. Patronunu aramaya başladı ancak cevap vermemişti. Tekrar deneyecekken adı Burhan olan iş arkadaşı geldi yanına. Mehmet, dün gece depoyu izleyen çocuk bu olmasın? Sokak serserisi sandık ama değilmiş gibi geldi bana, dedi şüpheyle Burhan. Mehmet düşünceli bir şekilde çenesini kaşıdı. Olabilir miydi? Karakoldan çıktıktan sonra buraya gelmiş olmalıydı. Öyleyse burada olduklarını önceden biliyordu. Anlaşılan dün gece takip edilmişlerdi. Gergin bir şekilde nefes aldı. Mehvarenin de çocukla birlikte olması muhtemeldi. Bu hiç iyi olmamıştı işte. Olabilir Burhan. Dün gece ateş ederek büyük bir tehlikeye soktu bizi Haşmet. Sokak serserisi ya da değil, birine zarar gelirse çok tehlikeli olur. Burası yabancı bir şehir, daha dikkatli olmalıyız. Deponun çevresini farklı mevzilere konumlanarak korumaya devam edin. Gündüz vakti bu kadar kalabalık adam dikkat çekebilir diye konuştu. Burhan başını salladıktan sonra diğer adamların yanına gitti. Mehmet patronunu biraz sonra aramak üzere cebine koydu. Elini ensesine atarak sıkıntıyla etrafına baktı. Mehvare bir şeyler öğrenmiş olabilir miydi? Ya karakola başka amaçla gitmişlerse? Bir an önce bu şehirden gitmelilerdi. Ancak Celil kekikli konuşmamakta ısrar ediyordu. Dün gece ne yaparsa yapsın konuşturamamıştı. Bu yüzden patronunun gelmesini bekliyordu. Telefonu yeniden alarak patronunu bir kez daha aradı. Bu kez açılmış ve patronuna durumu açıklamıştı. Patronu geleceğini söylediğinde deponun önünde beklemeye başladı. Akif Bar'ın arabasına bindiğinden beri kafası hayle doluydu. Saklamak istedikleri ne karanlık yanı varsa birer birer ortaya çıkıyordu. Ama bunların hiçbiri yapacaklarını engelleyemezdi. Buna izin vermeyecekti. Yaklaşık 25 dakikalık bir yolculuğun sonunda arabayı deponun önüne park etti. Kapısını açan Mehmet kenara çekildiğinde arabadan indi ve ceketini düzeltti. Güneş gözlüğünü çıkardığında çatılı kaşlarıyla Mehmet'e baktı. Efendim, durum oldukça ciddi bir hal almaya başladı, dedi Mehmet ciddi bir sesle. Arabanın kapısını kapattıktan sonra patronuyla birlikte depoya doğru yürümeye başladılar. Dün gece takip edilmiş olabiliriz dediğinde Akif Bar'ın durdu ve gergin çenesiyle Mehmet'in gözlerine baktı. Öfke kıvılcımları filizlenmişti artık. Ne demek takip edilmiş olabiliriz Mehmet? Adam gibi anla şunu, diyerek konuştu. Sert sesi deponun önünde yankılanmıştı. Efendim, dün gece biz depoya geldikten sonra Haşmet deponun arkasında iki kişiyi görmüş. Tehlikede olabiliriz diye de ateş etmiş. Sonra sokak serserisi olduğunu düşünmüş. Ama merak etmeyin, Haşmet'i uyardım ben. Daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim. Bunu size söyleyecektim ancak Mehpare Hanım'ın kaybolmasıyla aklımdan çıktı, diye sonlandırdığında cümlelerini Akif Bar'ın burnundan soluyordu. Elleri iki yanında yumruk olmuş, kararmış gözlerle Mehmet'in yüzüne bakıyordu. Çenesindeki yatay şekilde uzanan damar iyice belirginleşmiş ve bir nabız gibi atmaya başlamıştı. Kısa sakallarının kapladığı yüzü oldukça ürkütücü bir hal almıştı. Mehmet üzerine doğru birkaç adım attı ve sıkılı dişlerinin arasından konuştu. ''Ne demek unuttum lan? Ne demek unuttum? Bu şey için yıllarımı verdim lan ben. Daha dikkatli olacaksınız.'' İşaret parmağıyla depoyu göstererek bağırdı. ''Bu depodan gözünüz bir kez olsun ayrılmayacak. Anladınız mı lan?'' diyerek kükredi. ''Haşmet, buraya gel hemen. Haşmet!'' bağırarak inletti göğü. Haşmet ceketin önünde birleştirmiş bir şekilde koşarak geldi patronun yanına. Gözlerinde delice bir korku vardı. ''Buyur patron!'' diye kekeledi. Başı önüne eğilmiş, hatasının çoktan farkında gibiydi. ''Dün gece ne gördün, anlat hemen!'' diye buyurdu Akif Bar'ın. Öfkeli solukları Poyraz rüzgarları kadar ürperticiydi. ''Şey efendim, dün gece konuşmaya benzer sesler duydum. Sonra ise bir yere vuruyorlarmış gibi bir ses geldi. Ben de deponun çevresini kontrol etmeye başladım. Arka tarafına geçtiğimde net göremesem de iki kişinin olduğunu gördüm. Biri erkekti belli, lakin diğeri daha önce yapalıydı. Seslendim, sesimi duyduktan sonra kaçmaya başladılar. Ben de durmaları için ateş ettim efendim. Affedin, düşüncesizlik ettim.'' diyerek zorlukla konuştu Haşmet. Bedeni tir tir titriyordu. Soğuk terler döküyordu patronun karşısında. ''Emin misin Haşmet? İki kişiler miydi?'' diye sordu Mehmet. Haşmet başını sallayarak onayladı. ''Eminim, iki kişilerdi.'' Mehmet başıyla arkasını göstererek ''Tamam, sen git Haşmet.'' dedi. Haşmet tereddütle patronuna baktıktan sonra hızla uzaklaştı yanlarından. ''Efendim,
Haşmet'in gördüğü iki kişinin mehbarenin ve içerideki çocuk olduğunu düşünüyorum. En başından beri peşimizde olmalılar. Aksi takdirde bizi bulmaları imkansızdı. Akif Bar'ın yalnızca dudaklarını kıpırdatarak ya da Eldem'i takip ettiler dedi. Biz otelden ayrıldığımızda henüz Eldem'ler otele gelmemişlerdi. Bizi takip etmiş olamazlar dedi gergin bir sesle. Şimdi ne yapacağız patron? Çocuk bizi gördü. Hem Celil Kekikli'yi de tanıyor gibi dediğinde tanıyor. Öz amcası çünkü diyerek doğruladı Mehmet'i. Mehmet şaşkınlıkla soludu. Öz amcası mı? Öyleyse burayı amcasını kurtarmak için geri döndü dedi. Şimdi anlamıştı işte. Akif Bar'ın sert adımlarla depodan içeri girdi. Kutanın başı önüne düşmüştü. Tok sesler çıkaran adımları duyduğunda başını sola doğru çevirdi. Akif Baran'la göz göze geldiğinde yüzünü tiksintiyle vuruştu. Asıl adamımız teşrif etti demek diyerek mırıldandı. Akif Baran onu duymuş olsa da tepki vermedi. Tehlikeli sularda yüzüyorsun çocuk dedi duygu barındırmayan bir sesle. Arkasındaki adama kısa bir bakış attı. Çözün dediğinde Kutan kısa bir an afalladı. Onu serbest bırakacaklardı. Açıkçası bunu beklemiyordu. Serbest kalan bedeniyle ayağa kalktı. Akif Bar'ın karşısına dikildiğinde korkusuzca gözlerini onun zifirlerine dikti. Sizden korkmuyorum dedi cesurca. Akif Bar'ın soğuk bir ifadeyle şöyle bir baktı Kutan'a. İyi dedikten sonra tok bir sesle buyurdu. Açın kapıyı. Kutan yumruklarını sıktı. Hiçbir yere gitmiyorum diye karşı çıktı. Buradan amcası olmadan ayrılmayı düşünmüyordu. Gangster misiniz siz? Ne istiyorsunuz bu adamdan diye sordu öfkeyle. Benim ne olduğumu inan bilmek istemezsin çocuk. Şimdi çık git, aksi takdirde farklı yöntemlerine karşılaşacaksın. Diyerek açıkça tehdit etti Kutan'ı. Kutan bu tehdidi görmezden geldi. Öylece arkasına bakmadan kaçacak kadar namert değildi. Sizden korkmadığımı söylemiştim. Farklı yönleriniz beni bağlamaz. Buradan yalnız ayrılmayacağım dedi kararlı bir sesle. Akif Bar'ın sinirlenmeye başlamıştı. Kaşları çatıldı ve gözleri daha da keskinleşti. Bu da beni bağlamaz. Amcandan almam gerekeni almadan bu depodan ne ölüsü çıkacak ne de dirisi dedikten sonra gür sesiyle bağırdı. Çıkarın. Arkasındaki adam Kutan'ın kolundan tuttuğunda Kutan direnmeye başladı. Ayağını zemine sabitlese de kolundan tutan adam onun 10 katı gücündeydi. Bırak lan beni, bıraksana lan ayı, gitmeyeceğim bir yere, bırak lan diye bağırmaya başladı. Adam bir robot gibi donuk suratıyla onu deponun çıkışına doğru sürüklemeye devam etti. Çocuk diye bağırdığında Akif Bar'ın adamı Kutan'ı sürüklemeye bıraktı. Kutan soluk soluğa kalmış bir şekilde arkasına dönerek Akif Bar'ını geniş sırtına baktı. Amcan ölmeyecek. Zarar görmeyeceğine söz veremem ama ölmeyecek dedi. Gözlerini her şeyden habersiz baygın olan Celil Kekikli'den ayırmadan. Onun bu beş para etmez adam için mertçe karşısında durduğu için yapacaktı bunu. Üstelik bu işi en kısa zamanda halletmek istiyordu. Başka şeylerin başını ağrıtmasına göz yummayacaktı. Amacı birilerine zarar vermek değildi. İstediği tek bir şey vardı, intikam. Kutan sustu bu sözler üzerine. Bu adama hiçbir şekilde güvenmiyordu. Zira bu adamların tekin olmadıklarını bilmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Yalnız başına direnmişti ancak görünüyordu ki amcasını kurtaramayacaktı. Ancak bu pes edeceği anlamına gelmiyordu. Sessizce adamın kendisini depodan çıkarmasına izin verdi. Adam tarafından sürüklenerek depodan yeterince uzaklaştırıldığında kolunu adamın elinden kurtardı. Canı hayli yanmıştı. Adam da ayı gücü var resmen diye düşündü. Nasıl da sıkmış kolumu ayı. Neyle besliyor patronunuz sizi diyerek söylendi. Adam ona düz düz bakmakla yetindi. Kutan gitmeden önce son bir kez homurdandı. Tipe bak, robotik robotik hareketler. Bu sırada onun yüzünü taklit ediyordu. Depodan belirli bir mesafeye uzaklaştıktan sonra omzunun üzerinden arkasına baktı. Adam hala onu izliyordu. Ağzında birkaç küfür mırıldanarak uzaklaşmaya devam etti. Depoya yakın olan mahalleye geldiğinde artık adamın göz hapsinden de kurtulmuştu. Gözlerini hızla etrafta gezdirdi. Bir tabela arıyordu nerede olduğuna dair. Sokağın başına geldiğinde gördüğü şeyle yeşil gözleri zaferle parladı. Cebinden telefonunu çıkarmak için elini cebine attı. Telefonu çıkardıktan sonra 155'i aradı. Amcasını tehlikeye atmamayı ummaktan başka çaresi yoktu. Başka çare bırakmamışlardı.
155 polis imdat. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir ihbarda bulunacaktım. Sonrasında Akif Bar'ın ceketini çıkardıktan sonra gömleğinin kollarını katlamaya başladı. Bu sırada Mehmet'e uyandır şu iti diyerek emretti. Mehmet duvar kenarında duran bir kova buzlu suyu alarak Celil kekiklinin başından aşağı boşalttı. Celil can havliyle gözlerini açtığında derin derin solumaya başladı. Sol gözü şişmiş ve morarmıştı. Bu yüzden görmekte zorlanıyordu. Gözleri Akif Bar'ını bulduğunda sertçe yutkundu. ''Merhaba Celil Kekikli'' diyerek işkence aletlerini karıştırmaya başladı. Başını ona çevirerek ''Ya da Celal Aysal mı demeliyim?'' dedi. Onun korkulu gözlerini görerek tatmin olmuş bir şekilde eline penseyi aldı. Celil'e döndüğünde elindeki penseyi gören Celil korkuyla titremeye başladı. ''Bakın ben hiçbir şey bilmiyorum'' diyerek kekeledi Celil. Akif Bar'ın onu umursamadan Mehmet'e ''Ellerini çöz'' diye emretti. Celil yerinde kıpırdanmaya çalışırken korkuyla bağırmaya başladı. ''Hayır bırakın beni.'' Mehmet ellerini çözdüğünde Akif Bar'ın arkasındaki sandalyeyi Celil'in önüne kadar sürükledikten sonra onun karşısına oturdu. Celil'in arkasında dikilen Mehmet'e baktığında Mehmet kolunu Celil'in boynuna sararak geriye yatırdı. Celil boğazına baskı yapan kola sarıldığında Akif Bar'ın boş gözlerle onu izliyordu. ''Demek hiçbir şey bilmiyorsun.'' dedi. Gözlerinde karanlık gölgeler belirdi. Öyle mi? Celil zorlukla başını oynattığında Akif Bar'ın öne doğru eğildi. Biliyor musun Celil, yanan konuşanları hiç sevmem dedi sertçe. Özellikle böyle ardına sığındığı köpeğe güvenen bir aptalsa. Kolunu uzatarak Celil'in sağ elini kavradı. Celil çekmeye çalışsa da boğazındaki kol yüzünden pek fazla direnemiyordu. Parmakları üzerinde gezinen soğuk metalle çırpınmaya başladı. ''Lütfen yapma'' diyerek yalvardı. Akif Bar'ın yalnızca gözlerini kaldırarak baktı ona. ''Hangi parmağından başlamalıyım sence?'' diye sordu Mehmet'e. ''Mehmet, sen dayayabilirsin patron'' diye konuştu. İşaret parmağını tutarak penseyi tırnağına geçirdi. Bir anda çektiğinde depo Celil'in acı feryadıyla yankılandı. Diğer parmağa geçtiğinde adam gözlerinden akan yaşlarla yalvarmaya başladı. Akif Bar'ın Celil'in gözlerine bakarak ''Kamer Orhun'u kim öldürdü? Söyle!'' diyerek emretti. Celil başını iyice geriye yatırarak nefes almaya çalıştı. Acı parmağından yayılarak vücuduna yayılıyordu. ''Bilmiyorum, yemin ederim ki bil... Ah!'' Akif Bar'ın ikinci tırnağı da söktü. Ellerine bulaşan kan ilk değildi. Sıradaki parmağa geçtiğinde tekrar sordu aynı soruyu. ''Kamer Orhun'u kim öldürdü?'' Celil'in şakaklarında ince bir yer tabakası oluşmuştu. Patlamış dudağından akan kan Mehmet'in siyah ceketine koyu bir leke bırakıyordu. ''Bilmiyorum'' diye bağırdı can havliyle. ''Bilmiyorum, ben sadece şirketin güvenlik görevlisiydim'' dediğinde uyuşan elinde keskin bir acı daha hissetti. Zonklayan parmakları dayanılmaz bir acı yiyordu bedenini. ''Yalan söyleme bana. O koruduğun it kurtaramaz seni elimden. Şimdi söyle, yoksa tırnaklarınla sınırlı kalmayacağım. Parmaklarını da keserim'' dedi koyu bir sesle. ''Yemin ederim keserim. Kaybedeceğin kan umurumda olmaz. Bana sadece dediklerini yapmamı, bunun karşılığında borcumu ödeyeceklerini söylediler.'' ''Kim? Kim söyledi sana, anlat.'' ''Bir adam, daha önce hiç görmediğim biriydi. Ben sadece borcundan kurtulmak istiyordum.'' Akif Bar'ın baş parmağına geçti bu kez. ''Sen bizi salak mı sandın lan? Her ay hesabına para yattığını bilmiyor muyum sanıyorsun?'' dedikten sonra penseyi kendine doğru çekerek tırnağını söktü. Celil'in gözleri artık yuvalarını zorluyordu. ''Yeter, dayanamıyorum artık'' diye acı içinde kıvranarak ''Bana sadece Kamer Bey'in şirketten çıkmasına yakın tekerini patlatmam söylendi.'' ''Kim söyledi? Kim?'' diyerek gürledi. Depoda yankılanan sesi boşluklardan dışarı taşmıştı. Celil'in sessizliğini korumasıyla penseyi kırarcasına sıktı. Bu böyle olmayacaktı. En iyisi kendi ininde daha caydırıcı yöntemleri deneyecekti. Ayağa kalktı ve Mehmet'e toparlanmalarını söyledi. Daha sonra kendinden geçmek üzere olan adama bayıltmak için yine vurdu. Celil'le birlikte depodan çıktıklarında arkadaki birkaç adam geride bıraktıkları kanıtları yok ediyorlardı. ''Jeti bir an önce hazırlansın. Bir saate yola çıkacağız.'' dedikten sonra arabasına bindi ve gaza banarak otelin yolunu tuttu. Sonrasında apar topar çıktıkları için hala şaşkındılar. Alelacele eve dönmeleri hiç de normal bir şey değildi. Akif Bar'ın sadece
acil bir toplantısı çıktığını, bu yüzden dönmek zorunda kaldıklarını söylemişti Peyker annesine. Aslında biraz üzülmüştü Mahru. Çünkü keşfedecekleri çok yerin olduğunu düşünüyordu. Yine de sessizce kendisine söyleneni yapmıştı. Ne de olsa itiraz etme şansı yoktu. Mahru bu kez kardeşiyle yan yana oturuyordu. Akif Baran'ın nerede olduğu ile ilgili hiçbir fikri yoktu. İlk kez olduğu gibi olmasa da yine korkmuştu Mahru. Uçak inene kadar diken üstünde gibiydi. Uçak piste indiğinde herkes araca binmiş ve evin yolu tutulmuştu. Akşam olmak üzereydi. Akif Baran onlarla birlikte gelmemişti. Eve geldiklerinde akşam yemeğini yedikten sonra herkes odasına çekilmişti. Yolculuk herkesi yormuştu. Mahru bir ara uyandığında Akif Baran'ın gömleğini çıkarırken yakaladı. Yanakları anında kızarmaya başladığında yorganı yüzüne doğru çekerek görüşünü kapattı. Birkaç ışırtıdan sonra yatağın çöktüğünü hissetti. Yorganı aşağı çektiğinde karanlıkla karşılaştı. Başını Akif Baran'ın yattığı tarafa çevirdi. Toplantı nasıl geçti diye fısıldadı karanlığa. Nedense sesini duymak istiyordu. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Neden uyandın? Tok sesini duyduğunda hislerinde haklı olduğunu anladı. Bilmem diyerek omuzla itti, görmeyeceğini bilse de. Akif Baran yatakta hareketlenerek kollarını Mahru'nun beline sardı. Başını karnına yasladığında Mahru'nun tüm bedeni kas katıydı. Ne yapıyorsun diyerek şaşkınlıkla soğudu. Uyumamda yardımcı olacağını söyledin. Uyuyacağım dedi ve karanlıkta Mahru'nun elini bulduktan sonra başının üzerine koydu. Mahru bir an bekledikten sonra pekala diye mırıldanarak kendini rahatlatmaya çalıştı ve Akif Baran'ın saçını okşamaya başladı. Sessizce geçen dakikalardan sonra Akif Baran'ın uyuduğunu düşünmüştü. Ancak onun fısıltıyla yanıldığını anlamış ve bedeni bir kez daha kas katı kesilmişti. Annem intihar etti. Sonrasında yağmur damlaları yeryüzüne düşüyor, gökyüzü ağlıyordu. Koyu bulutlar birbirine çarptıkça acı çığlıkları yeryüzünden duyuluyordu. Aralarından çıkan kıvılcımlar sanki yatağında acı çeken insanların yüreğine düşüyor, düştüğü o yeri cayır cayır yakıyordu. Yağmura eşlik eden gözyaşları yastıklarını ıslatırken dudaklarından çıkan hıçkırıklar bulutların çarpıştığı o anda çıkan acı çığlıklardan farksızdı. Ne yağan yağmur ne de akan gözyaşları o kıvılcımın verdiği yangını söndürmeye yetmiyordu. Odaya düşen yağmur sesleri iki suskunun yerine döküyordu gözyaşlarını. Pencereye vuran damlaların tok sesi odanın içine taşıyordu. Saydam camda bıraktıkları izler koyu bir görünüme sahipti. Dudakları iğneye geçirilen bir iple dikilmiş, ikisinin dudaklarından da tek kelime çıkmıyordu. Gözleri sıkıca kapalıyken biri zifirlerini, diğeri ise güneşlerini örtmüştü. İkisi de karanlığa sığınmış ve acılarını hissediyorlardı. Acı, nasıl bir tarifi vardı bu duygunun? Kor ateşte kızdırılan bir hançerin yüreğe saplanması mıydı? Nereden geldiğini bilmediğiniz bir elin acımasızca tüm gücüyle yüreğinizi sıkması mı? On binlerce iğnenin kezzaba batırılıp kalbe batırılması mıydı? Peki acı yalnızca kalpte mi hissedilirdi? Böylesine yoğun, böylesine delice. Dudaklarındaki dikiş tutmamış olacak ki sonunda dudaklarını araladı Mahru. Biliyordu ki ne dese boşunaydı. Anne acısı hiçbir şeye benzemezdi. Bu yüzden onu teselli etmek gibi bir hataya düşmeyecekti. Çünkü bu acıya hiçbir teselli işe yaramazdı. Kendisinden biliyordu. Üstelik Akif Baran'ın bana acıman naralarını dinlemek istemiyordu. Ona acıdığı falan yoktu. Bir çeşit şefkat duyuyordu, hissediyordu. Akif Baran'ın bu gücünün altında yatan derin bir acı vardı. Onunla bir şeyler paylaşarak kendisini iyi hissediyorsa, yanlış bir şey yaparak onu yine kendisinden uzaklaştırmak istemiyordu. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem neydem geceden. Akif Baran onun sesini duyunca istemsizce karnına sardığı kollarını sıkılaştırdı. İtiraf etmesi gerekirse bunu beklemiyordu. Üzgünüm tarzı bir şeyler söyler sanmıştı ancak görüyordu ki yanılmıştı. Bu kendisini oldukça memnun etmişti. Kimsenin tesellisine ihtiyacı yoktu. Yalnızca Mahru'nun yanlış düşüncelere kapılmasını önlemek için söylemişti çocukluğunun derin yarasını. Şavkı vurur pencereden bacadan. Dağlar kışımış, yolcu üşümüş. Nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neydem, neydem geceden?
Mahru babasının çok sevdiği şarkıyı söylemeye devam ederken babasının ve annesinin yüzlerini hatırına getirmeye çalıştı. Annesinin silik silüetinin yanında babasınınki daha parlaktı. Zihninin perdesine yansıyan silüetlerini izlemeye başladı özlemle. Annesinin yüzünü hayal meyal hatırlıyordu ve bu canını sıkıyordu. Annesinin tüm fotoğrafları o yangında küle dönmüştü. Babası ise o yangınla canını vermişti. Zihninin perdesi alevler içinde yanmaya başladığında acı içinde izlemeye başladı. Alevler önce annesini aldı içine, sonra babasını. Geriye sadece külleri kaldı. Dudaklarından ezgiyle dökülen türküyü söylemeye devam etti. Babası bazen dertlendiğinde bu türküyü söylerdi uzaklara bakarak. O zaman biliyordu ki babası annesini özlüyordu. Uyan uyan yar sinene sar beni. Dağlar kışımış, yolcu üşümüş. Nasıl edem ben? Uyan uyan yar, sinene sar beni. Dağlar haramı, açma yaramı. Perişanım ben. Sonrasında sabah olduğunda bir dışında herkes kahvaltı masasındaydı. Akif barın uyuyabildiği birkaç saatin ardından yine siyah takımını giyinerek çıkmıştı evden. O sırada herkes uyuduğu için kimsenin engeline takılmamıştı. Ancak yanılıyordu. Mahrus sabaha kadar uyumamış, onun saçlarını okşamıştı. Bir ara uykuya daldığında da Akif barın kalkmıştı. Gözleri kapalı gidişini dinlemişti. Aralarında nasıl bir ilişki vardı bilmiyordu. Yaralı iki çocuğun acı çekerken sadece ağlaması gibiydi aralarındaki ilişki. Birbirlerine sığınan iki yaralı çocuğun kabuklarına çekilmesi gibi. Kader onları acıyla bir kılmıştı. Gün içinde Peyker Hanım'la birlikte vakit geçirmişlerdi. Mehpare odasından pek çıkmıyordu. Mahru onun böyle içine kapanmasına çok üzülüyordu. Artık psikoloğa da gitmiyorlardı. Gerek olmadığını söylüyordu Mehpare ve Mahru'nun elinden ona inanmaktan başka hiçbir şey gelmiyordu. Az önce Peyker annesinin öğrettiği gibi yapmaya çalıştığı kahveyi dikkatli bir şekilde taşımaya başladı. Peyker annesinin yanına ulaştığında elindeki tepsiyi önündeki orta sehpaya koydu. Koltuğa oturduğunda kahveyi Peyker annesine uzatarak "Umarım beğenirsiniz," dedi. Yüzünde tatlı bir tebessüm vardı. Peyker Hanım uzatılan kahveyi aldıktan sonra teşekkür ederek ilk yudumunu aldı. Tadı gayet yerindeydi. Kıvamı da öyle. "Ellerine sağlık kızım. Gayet güzel olmuş," dediğinde Mahru'nun gözlerindeki parlama görülmeye değerdi. Peyker Hanım bir yudum daha aldıktan sonra elindeki kahveyi sehpaya koydu. Başını Mahru'ya çevirdikten sonra elini uzattı ve onun elini kavradı. Aklını kurcalayan şeyi onunla konuşmak istiyordu. "Kızım, seninle konuşmak istediğim bir şey var," dediğinde Mahru merakla söyleyeceklerini dinlemeye başladı. "Biliyorum, Akif'im pek ilgilenmiyor seninle. Evliliğe alışamamış olması normal çünkü daha önce hiç kadınla görmedim. Ta ki sana kadar," diyerek gözlerindeki muzır ifadeyle baktı gelinine. Yanaklarını önce pembeye sonra ise hızla kırmızıya bulandı Mahru'nun. Peyker annesi onun utandığını anladığında diğer elini çenesine koyarak eğdiği başını kaldırdı. "Utanma kızım benden," dedi samimi bir sesle. "Demem o ki Akif'in pek bilmez kadınların ne kadar narin varlıklar olduğunu. Seni de incittiğini biliyorum." Mahru gözlerini kaçırdı bu sözler üzerine. Kırgınlığı gözlerine yansımıştı. Ona kadınların nasıl sevilmesi gerektiğini öğreten olmadı. Onu böylesine yabani yapan babasıydı. Sustu Peker Hanım. O adama bir şey demek bile gereksizdi. Akif Barın'ın bu hale gelmesinde babasının çok büyük bir payı vardı. Bunu adı gibi biliyordu. Oğlunu da kendisi gibi canavar yapmaya çalışmıştı. Ama Akif Barın'ın onun gibi olmadığını biliyordu. Onun duyguları gömülü bir hazineydi. "Yanılıyorsun Peyker anne. O bir kadının nasıl sevildiğini biliyor. Bir adam annesini seviyorsa pek tabii hayatındaki diğer kadını da sevebilir. O yalnızca..." Doğru kelimeyi bulmak için kısa bir an sustu. "Korkuyor," diye tamamladı onu Peyker Hanım. Mahru yavaşça başını salladı. "Bilemiyorum, belki de ben yanılıyorum ama o sevmek istemiyor gibi, daha çok kaçıyormuş gibi geliyor bana," dedi düşüncelerini açıkça söyleyerek. "Biz onunla severek evlenmedik, ancak o beni sevmek için çabalamadı bile. Her fırsatta canımı yakmaya çalıştı. Başardı da." Gözleri nemlenmeye başlamıştı. Birkaç saniye sonra söylediklerini idrak ettiğinde gözleri irice açıldı. Az önce pot kırmıştı. Umuyordu ki Akif Barın'ın kızgın okları hedef olmazdı. Zira Peyker annesi bu duruma üzülmüş olabilirdi. Gözlerini Peyker annesinin yüzünde gezdirdi temkinli.
Onun değişmeyen ifadesi de biraz rahatladı. ''Nasıl ve ne şekilde evlendiğinizi biliyorum kızım. Eldem'in her şeyi anlattı zaten bana.'' dediğinde Mahruş şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. ''Nasıl yani? Siz her şeyi biliyor musunuz?'' dedi. Gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. ''Ama biz yani Akif Baran sizin bir şey bilmediğinizi söyledi.'' diye devam etti sözlerini. Peyker Hanım kahkahasına engel olamadı. Mahru'nun bu hali onu hayli güldürmüştü. Onun beni üzmemek için elinden ne geliyorsa yapacağını biliyordum. Ben sadece bilmiyormuş gibi yaptım. Gerisi de çorap söküğü gibi geldi zaten. Gözlerindeki muzur ifade yerini koruyordu. En fena mı? Artık birbirinizi tanımaya başladınız. Mahru Peyker annesine katılıyordu bu konuda. Zira buraya geldiğinden beri çok şey değişmişti. Aynı yatakta uyumaya başlamışlardı. Kabus gördüğünü öğrenmişti. Kıyafetlerini düzenli seviyordu. İlk kez karıcığım demişti ve en önemlisi kendisini bir kez yanağından öpmüştü. Ve sarılarak uyumalarını unutmaması gerekirdi. Boynundan yükselen sıcaklığı hissetmeye başladığında boğazını temizleyerek konuyu değiştirmeye çalıştı. Peki ailesi onlar nasıl insanlardı diye sordu. Dudakları heyecandan kurumuştu. Tekir Hanım arkadaşı Vildan'ı anlatmaya başladı. Vildan benim en yakın arkadaşımdı, dostumdu. Konservatuvar okuyordu. Keman ve piyano çalmayı çok severdi. Hayat dolu, şen şakrak bir kadındı. Aynı zamanda fazlasıyla kırılgandı da. Öyle merhametliydi ki Peyker Hanım'ın gözleri uzaklara dalmıştı. Gözleri özlem ve acıyla bakıyordu. Ağlamak üzere gelmişti. Mahru ilgiyle dinliyor ve izliyordu Peyker annesini. Vildan Hanım'ın böylesine hayat doluyken neden intihar ettiğini merak ediyordu. ''Neden intihar etti Peyker anne?'' diye sordu. Bu soruyu sorarken hayli zorlanmıştı. Yanlış bir şey yapmak istemiyordu ancak dün geceden beri merakı içini kemiriyordu. Peyker Hanım hızla Mahru'ya çevirdi başını. Biliyor olmasını oldukça şaşırmıştı. Demek ki Akif Baran'ın kabuğunu kırmayı başarmıştı Mahru. Cüneyt'in mafya olduğuna değinmeden üstü kapalı anlatmaya başladı. Cüneyt, Akif Baran'ın babası, öfke problemi olan bir adamdı. Son zamanlarda Vildan'a zarar vermeye başlamıştı, dedi. Kederli sesi Mahru'nun kalbini dağlamaya başlamıştı. Duydukları onda şok etkisi yaratıyordu. Evden dışarı çıkarmasına izin vermiyordu. Dayanamadı Vildan'ım. En sonunda canına kaydı, diyerek ağlamaya başladı Peyker Hanım. Sarsılan omuzlarında o günlerin ağırlığı vardı. O acı günlerin. İlk zamanlar kızmıştı Peyker Hanım dostuna. Onun böylesine yanlış bir şeyi kurtuluş olarak görmesine sinirlenmişti. Üstelik oğlu daha 6 yaşında bir çocuktu o zamanlar. Mahru ne diyeceğini bilemiyordu. Bedeni buz kesmiş, yüreği kızgın korların arasında cayır cayır yanmıştı. Kimse böylesine bir hayatı hak etmiyordu. Bu çok zalimceydi. Sonrasında mehpare odasında bir uçtan bir uca yürüyor, kardeşinin ne yaptığını merak ediyordu. Endişesi zehirli bir yılan gibi düşüncelerini zehirli buluyordu. O adama yakalanmadan amcasını kurtarmayı nasıl başaracaktı? Bununla ilgili hiçbir fikri yoktu. Üstelik dün apar topar geri döndükleri için kardeşini bir daha görememişti. Böyle eli kolu bağlı odasına kapanmak istemiyordu. Beyni bir külçe kadar ağırdı. Son zamanlarda yaşadıkları hiç kolay değildi. Bedeni bitkindi ancak zihninde gezinen kurtçuklar ona bir türlü rahat vermiyordu. Aklına gelen fikirle sessiz adımlarla odasından çıkarak aşağı kata indi. Salona geldiğinde ablasının Peyker teyzeyle koyu bir sohbet içerisinde olduğunu gördü. Arkaları kendisine dönük olduğu için görünmeyecekti. Yine de sessizce ev telefonunu almak için parmak uçlarında yürüdü. Konsolun önüne geldiğinde vakit kaybetmeden telsiz telefonu alarak salondan çıktı. Hızla merdivenlere tırmandıktan sonra odasının kapısını açacakken duyduğu sesle nefesini tuttu. Seni böylesine heyecanlandıran kişiyi merak ettim doğrusu. Eldem kısık gözlerini mehparenin suratına dikmişti. Elindeki telefonla böylesine sarılmış, kimle konuşmak için can atıyordu bu kız. Ona öfkeliydi, ona kırgındı, ona aşıktı. Mehpare sertçe yutkunduktan sonra ifadesiz bir sesle cevapladı Eldem'i. Bunun sizi ilgilendireceğini düşünmüyorum Eldem Bey. Sesi kutuplar kadar soğuk ve uzaktı. Eldem acıyla güldü. Doğru, ben yalnızca mideni bulandırıyordum değil mi? Dedi acıyla. Odasının önünden ayrılarak merdivenlere doğru yürüdü. Mehpare'nin odası merdivenlere oldukça yakındı. Bu yüzden onun yanından geçecekti. Mehpare'nin yanından geçerken adımları ona ihanet ederek durdu. Eldem
boğazına takılan kırgınlığı yutkunmaya çalıştı. Kalbini seçtiği kişiyi değiştiremezmiş insan. Ben kalbimin seçtiğini değiştirmek isterdim. Mesela midesini bulandırmak değil de midesinde kelebekler uçurmak isterdim. Paramparça değil de bir olmak isterdim dedi fısıltıyla. Sanki boğazında acıdan aldığı bir lokma kalmıştı. Orada büyüyor, canını yakıyordu. Evet, söylemişti işte sevdiğini. Fakat kırgındı. İçinde ne bir heyecan, ne bir sevinç, ne de bir parça mutluluk vardı. Ondan da beklediği buydu artık. Bir hiç. Sessizce indi merdivenleri ve biraz hava almak için çıktı evden. Göğsü sıkışıyor, nefes alamıyor gibiydi. Boğuluyordu. Arabaya binmek yerine yürümeyi tercih etti. Bahçeden çıktığında hızla uzaklaştı. Artık evi ona huzur vermiyordu. Mehpare öylece kalmıştı odasının önünde. Az önce Eldem'in söylediklerini hatırladıkça soluğu ciğerlerinde sıkışıyordu. Seni seviyorum demişti. Bunu açıkça söylemese de onu ima etmişti. Kalbi ritmini şaşırarak daha hızlı atmaya başladı. Göğüs kafesine yaptığı baskı canını yakacak kadar hızlıydı kalp atışları. Elleri titrerken elleri içine hapsettiği telefonu sıkıca kavradı. Aksi takdirde düşüreceğini adı gibi biliyordu. Onu gerçekten kırdığını daha iyi biliyordu artık. Erdem'in kendisine olan duyguları ne kadar gerçekti bilmiyordu. Ancak gönül kırmak istemiyordu. Bu yüzden ondan en kısa zamanda özür dileyecekti. Gözlerini kırpıştırdı ve girdiği duygu yoğunluğundan kurtulmayı denedi. Bu konuyu sonra enine boyuna düşünecekti. Şimdi Kutan'a ulaşması gerekiyordu. Odasına girdikten sonra Kutan'ın ezbere bildiği numarasını tuşladı. Telefon açıldığında endişeyle konuştu. ''Alo Kutan, benim Mehpare.'' Yavaşça yatağına oturdu. ''Seni merak ettim, iyi misin?'' diye sordu. Sesi endişeliydi. Kutan sıkıntılı bir nefes aldıktan sonra cevapladı kardeşini. ''İyiyim, iyiyim Mehpare, merak etme. Sen nasılsın?'' diye sordu. Ensesini kaşıyarak önünde olduğu kapıya baktı. ''İyiyim.'' dedi yutkunarak. ''Biz apar topar dönmek zorunda kaldık. Sana haber veremedim, kusura bakma. Celal amcaya ulaşabildin mi?'' Kutan ilk önce başını salladı sanki Mehpare görebilecekmiş gibi. Evet ulaştım dediğinde Mehpare lafını kesti. Ulaştın mı, nasıl diye sordu telaşla. Ela gözleri titriyordu. Mehpare bak bu konuyu daha fazla karışmanı istemiyorum, tamam mı? Dedi ciddi bir sesle. Şimdi kapının önündeyim, beni karşılarsan sevinirim diye devam etti sözlerine. Mehpare yataktan kalktı ve pencereye yaklaştı. Bu sırada nasıl yani, sen burada mısın diye sordu. Pencerenin önüne geldiğinde perdeyi kaldırarak dışarıya baktı ancak onu göremedi. ''Göremiyorum, neredesin?'' diye sordu tekrar. Kutan gözlerini devirdi. ''Kızım sen saf mısın? Bahçe kapısının önündeyim.'' dedi asabice. Kısılmış gözleri onu içeri almayan iki izbandut adamın üzerinde geziniyordu. ''İçeri almıyor bu iki orangutan kılıklı adam.'' diye devam etti sözlerine. ''Bekle geliyorum.'' dediğinde Mehpare ''Bekliyorum.'' dedi ve kapattı telefonu. Mehpare'nin tam zamanında araması iyi olmuştu. Aksi takdirde karşısındaki buzdolabı suratlı iki adamı bir güzel benzetecekti. Adamların bakışı asabını bozduğunda kaşlarını çattı. ''Ne bakıyorsunuz lan? Ayı mı oynuyor karşınızda?'' diye laf attı onlara. Zaten sinirleri dünden beri yeterince bozuktu. Tam polise her şeyi anlatacaktı ki ayı kılıklı adam sırtına silah yaslayarak ''Sakın yanlış bir şey yapayım deme, küçük velet.'' diyerek tehdit etmişti kendisini. O da mecburen polise bir şeyler uydurmuştu. Takip edildiğini fark etmemişti bile. Ayı kılıklı adam fazlasıyla sinsiydi. Sonra onunla birlikte amcasının evine kadar gitmişlerdi. Bu arada kesinlikle yalnız değillerdi tabii. Sürekli karın boşluğunu dürten silah da eşlik etmişti onlara. Bu aile sinir bozucuydu onun için. Gıdıklanıyordu. Bir ara dayanamamış, aramıza giren şu silahtı bizi ayıran ayım diyerek dalga geçmişti. Cevap olaraksa beton gibi bir surat ve karın boşluğuna daha sert dürten silahla almıştı. Adamı atlattığını düşündükten sonra da otel görevlisi bir kızla sohbet etmek zorunda kalmıştı. Kızdan aldığı bilgiyle de bir otobüse atlamış ve buraya gelmişti. Tabii buranın adresini öğrenmek için otobüsteki boş vaktini harcamıştı. Böyle çat kapı gelerek emrivaki olmuştu ama umurunda değildi. Bu kez amcasını almadan hiçbir yere gitmeyecekti. Çekilin! Diyen mehparenin sesiyle havalı bir şekilde izbandut kılıklı adamlara baktı. Onun kapı gibi kardeşi vardı be. Gerçi o da incecik çırpı gibiydi ama olsun, varlığı yeterdi. Adamlar öylece çekilmemişti elbette. Patronlarının haberi olmadan kimseyi içeri almak gibi bir yetkileri yoktu.
Kusura bakmayın efendim, ancak patronun haberi olmadan kimseye içeri alamayız diye açıkladı adamlardan biri. Mehpare küçük yumruklarını sıkarak Allah Allah diye ciyakladı adamların yüzüne doğru. Tiz sesi adamların donuk suratlarını kısa bir an etkilemiş ve yüzlerini buruşturmamak için kendilerini zorlukla tutmuşlardı. Kardeşimi içeri almak için ondan izin almak zorunda değilim diye cırlamaya devam etmişti. Daha sonra kutana doğru yürümeye çalıştığında iki tane etten duvarla karşılaşmıştı. Mehpare onlara kafasını kaldırarak bakmak zorunda kalıyordu. ''Çekilsenize be!'' diye söylendi. Kutan kardeşini korumak için ''Hop hop çekilin lan kardeşimin önünden orangutanlar!'' diye bağırarak üzerlerine atlamıştı. Adamlardan biri onu kolayca geri püskürttüğünde düştüğü yerden onlara baktı şaşkınca. ''Aa ne yaptın orangutan sen?'' diye soğudu şaşkınlıkla. Neye uğradığını şaşırmış kendini yerde bulmuştu. Mehpare adamın fırlattığı kardeşini görmek için önündeki adamı itmeye çalıştı. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye bağırdı kardeşini fırlatan adama. ''Kutan, iyi misin?'' diye sordu endişeli bir seste. ''Ya gülüm, çok iyiyim. Uçmanın nasıl bir şey olduğunu öğrendim işte.'' dedi Kutan. Sesi alaylıydı. ''Nasıl olayım kızım? Adam top gibi fırlattı beni. Pis goril.'' dedi ciddi bir seste. Fırlatıldığı yerden kalkmış ve üzerindeki tozları silkeliyordu. Mehpare sonunda önündeki adamların hareket etmemeleriyle avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Çekilin!'' Adamlar kulaklarını tutmaya başladıklarında ki buna Kutan da dahildi, Peyker Hanım ve Mahru telaşla çıktılar evden. Koşturarak mehpalerin yanına geldiklerinde Mahru kardeşinin kolunu tuttu korkuyla. ''Mehpare ne oldu canımın içi, neden bağırıyorsun?'' diye sordu adamlara kısa bir bakış atarak. Mehpare nefes nefese ''Bu adamlar Kutan'ı içeri alamazlarmış da ondan, patronlarının haberi yokmuş.'' diye açıkladı mehpare. Peyker Hanım sert bir şekilde baktı adamlara, ardından ''Siz çekilin bakayım şöyle.'' diye paladı onları. Adamlar el mahkum çekildiklerinde Kutan girdi görüş açılarına. Kutan onların meraklı bakışıyla elini havada salladı ve ''Selamünaleyküm.'' dedi mırıltıyla. Nedense utanmıştı birden. Sonrasında Akif Bar'ın bedeni kanlar içinde kalmış adama bakmaya devam etti duygusuz zifirleriyle. Adam yaptığı işkencelere dayanamamış ve bir kez daha bayılmıştı. Adamdan gözlerini ayırmadan araladı dudaklarını. ''Hayılçını Mehmet!'' gür sesi deponun içinde gezintiye çıkarak yankılandı. Mehmet temkinli gözlerini baygın adamda gezdirdi bir mühlet. Ardından ''Adam bitik durumda patron, daha fazlasını kaldıramaz.'' dedi endişeyle. ''Sana ayılt suiti dedim.'' diye kükredi Akif Bar'ın. Öfkeli soluklarını eşlik eden heybetli göğsü ileri atılıp tekrar eski halini alıyordu. Parmakları çoktan avucuna gömülmüş, tırnakları hilal şeklinde mezar açmışlardı. Celil'in bilmiyorum demesinin dışında tek kelime alamıyordu ağzından. Bu ona bağladığı bütün umutları birer birer öldürüyordu. Sona yaklaşmayı umarken böylesine bir olumsuzluğu kabul etmiyordu. Emindi katilin kim olduğunu biliyordu Celil. Eninde sonunda öğrenecekti. Mehmet buzlu suyla dolu diğer kovayı eline aldı. Bugün içinde kaçıncı kova taşıyıydı? Saymayı bırakmıştı artık. Sabahtan beri patronu Celil'in üzerinde işkenceler uyguluyordu. Fakat Celil bilmiyorum dışında tek kelime etmiyordu. Ya gerçekten bilmiyordu ya da birilerini korumak için susmak zorundaydı. Böyle düşünüyordu Mehmet. Buzlu suyu Celil'in başından aşağı döktüğünde Celil'in dudaklarından tepki olarak acılı bir inleme çıkmıştı sadece. Her bir yanı yara bere içinde kalmıştı. Buzlu suyun verdiği iğne hissi acısını daha fazla körüklüyordu. Karşısındaki adam tüm tırnaklarını sökmüştü. El ve ayak parmakları zonkluyordu artık. Ardından elleri tavana monte edilmiş, zincirlere geçirilmiş ve sırtı kırbaçlanmıştı. ''Çözün ve yüzüstü uzanmasını sağlayın.'' diye buyurdu Akipar'ın. Mehmet'e yardım eden Burhan'la birlikte yüzüstü soğuk zemine uzandırdılar Celil'i. Diğer adamlara başıyla Celil'i işaret ederek ''Ellerini ve ayaklarını tutun.'' diye devam etti emir vermeye. Ardından eline aldığı içi tuz dolu kovayı Mehmet'e verdi. ''Sırtına dök.'' dedi buyurgan bir sesle. Mehmet denileni yaptığında Celil acılar içinde kıvranıyordu. Acı çığlıkları deponun içinde yankılanıyordu. Kaçmak istiyor lakin kollarından ve bacaklarından tutulduğu için kımıldayamıyordu. ''Kamer Orhan'ı kim öldürdü?'' diye sordu Akif Bar'ın. Celil acılar içinde varmaktan hiçbir şey yapmadı. Bunun üzerine Akif Bar'ın Mehmet'e ''Daha fazla dök.'' dedi. Mehmet patronun dediğini yaptı. ''Kamer Orhan'ı kim öldürdü?'' diye sordu yeniden. Celil bağırmaktan kısılmış sesiyle zorlukla konuşmaya çalıştı. Bilmiyorum. Akif Bar'ın öfkeli solukları arasından tekrar sordu. Kamer Orhun'u kim öldürdü?
Cellaysal acılar içinde tekrar kendinden geçtiğinde Akif Baran iyice öfkelenmişti. Bilinmezlikten nefret ediyordu. Tam adamı tekrar uyandırmalarını söyleyecekti ki ilerideki masanın üzerinde duran ceketinin cebindeki telefonun boğuk sesi duyuldu. Yeri sarsan adımlarla masaya ilerledi ve asabi hareketlerle telefonunu aramaya başladı. Nerede bu lanet şey diyerek homurdandı bulamadığında. Sonunda iç cebine koymuş olduğu telefonu alarak ekranda yazan isme baktı. Peykerenle arıyor. Çatık kaşlarla yanıtladı çağrıyı, zira öfkesi tazeliğini korumaya devam ediyordu. Peker anne, dedi soğuk bir sesle. Şirketteki bütün işlerini bırakıp eve geliyorsun Akif Baran, konuşacağız. Peker hanımın otoriter sesiyle dişlerini sıktı sertçe. Gelemem, önemli işlerim var. Bu gece beni beklemesin kimse, dedi asabice. Peker hanım, gelmezsen çok kırılırım oğlum. Bu gece çok önemli bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor, dedi. Bu kez yumuşak bir sesle, daha sonra ölümü gör bak diye ekledi. Akif Baran dişlerinin arasından tıslayarak konuştu. Tamam tamam, geleceğim. Peker hanım, akşam yemeğinde görüşürüz diyerek şakıdıktan sonra kapattı telefonu. Akif Baran sıkıntılı bir nefes aldıktan sonra ceketini giydi. Başından kimse ayrılmayacak. Herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, anlaşıldı mı? Dedi gür sesiyle. Herkes anlaşıldı dedikten sonra depodan çıktı ve evin yolunu tuttu. Peker annesine geçmeden önce kendi evine uğrayacaktı. Zira üzeri o adamın iğrenç kanlarıyla kirlenmişti. İşte böyle dostlar, bu bölüm de burada bitti. Yeni bölüme yakın zamanda inşallah. Hikayenin yazarı Evrem Güven, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.